Bora Bey. Ne var ada? Ne var? Bora Bey, siz yanlış anladınız. Bayağı bir yanlış anladınız. Yani bir şey söylemiyorsunuz ama yüzünüzden belli. Ben neyi yanlış anladım ada? Sen benim yüzümden ne okudun mesela, ha? Rüzgarın ve... Ha sen onu diyorsun. Yok. Yok, onda yanlış anlaşılacak bir şey. Yok yani Rüzgar'ın senin evinde bornozlu olması, sana yiyecek bir şeyler var mı diye sormasının nesi yanlış? Yani bunda yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok. Bu ne gibi bir şey biliyor musun? Senin benim ve Meşat Kapı gelip Tuğçe'yi bornozla görmen gibi bir şey. Ne anlarsın bundan? Yani buradan ne anlarız biz? Bundan Tuğçe'nin duştan çıktığını anlarız. Başka bir şey anlayamayız. Yani bundan başka yanlış anlaşılacak bir şey yok. Burada bir yanlış var. O da benim. Tek yanlış benim. Bora doğru söz. Tek yanlış benim. İyi geceler. Ada Hanım. Yarın şirkette görüşürüz. Deli misin sen? Allah! Bora Bey, kaç paraydı? 40 lira. 40. Bora Bey, 40 TL'niz var mı acaba? Ada, çok saçma diyeceğim ama seninle beraber olmak, baş başa olmak, yan yana olmak... ...zaten saçmalığın içinde olmak demek. Onda, o yüzden ağzımı açmıyorum, susuyorum. Tabii, pizzası olmasın. Alayım ben, 40 lira alayım. Al. Var mı 10 liran? Abla, hiç bozum yok. Allah Allah! Bozuğun yok. Fenasın. Kaptın bahşişi. Teşekkür ederim. Bırak pizzayı. Devam et. Yürü. Hop. Ada. Geldim, ben geldim. Ne yapıyorsun sen? İner misin arabadan? İn arabadan. Bora Bey, kendimi anlatmama izin vermiyorsunuz. İzin verene kadar da ben buradayım. İzin vermedim değil Ada. Öyle bir talebim yok. Tamam mı? Anlatmanı istemiyorum. İn arabadan. Yanlış anladınız beni. Az önce de geldiniz, evime özür dilediniz. Neden? Çünkü ortada bir yanlış anlaşılma vardı. Tekrar bir yanlış anlaşılma olmasın diye, benden tekrar özür dilemek zorunda kalmayın diye... ...şu an beni dinlemelisiniz. Ada! Lütfen. Emniyet kemerine bağlı hadi. Üf! Soğutmadan yiyelim. Ayran, peçete, bardak. Bardak yok. Ay, eve sipariş ya. Bardak koymamışlar. Neyse, bir şey olmaz. Kafamıza dikeriz. Ağzımdan iğrenmez sizi, ben ağzıma diksem. Ada, askerdeyken yılan bile yedim ben. Merak etme.
Ayrıntı vermenize gerek yoktu Bora Bey. İğrenmem demeniz yeterliydi. Siz dikin. Evet Ada. Bak benim fazla vaktim yok, tamam mı? Ne söyleyeceksen söyle, ben gideceğim. Hadi. Ha. Şöyle oldu Bora Bey. Şimdi Tuğçe Hanım'la Rüzgar Bey'in arası biraz limoni galiba. Hı. Biz de Tuğçe Hanım'la çok yakınız. Tabii. Siz Tuğçe Hanım'la çok yakınsınız. Yani yakındınız ta ki şu yazı meselesine kadar. Değil mi? Bizimkisi fırtınalı bir aşk hikayesi. Bora Bey şöyle oldu. Hı, nasıl oldu? Rüzgar bir içmiş. Bir içmiş, ayakta duramıyor Bora Bey. Yani o kadar içmiş ki Ali Bey gibi. Aşk işte. Yaptırıyor. Anlamadım, ne yaptırıyor? Neyi yaptırıyor aşk? Sapıttırıyor. Deli divane ediyor. Dertleşecek insan aratıyor. Ali Bey nasıl otobüs durağındaydı? Nasıl topladık oralarda? Hatırlayın Bora Bey. Yani şimdi bu Rüzgar senin evine dertleşmeye geldi. Öyle mi? Bu mudur? Tam olarak budur Bora Bey, evet. Peki Ada, Rüzgar senin evini nereden biliyor? Ha? Şey, konum attım. Konum attım, geldim. Ay Bora Bey, duşa zor soktum dedim. Gir banyoyu, bir kendine gel dedim. Böyle olmaz dedim yani. Çok üzüldüm. Ada, bıyığın var. Bıyık var. Bıyığın var. Bıyığın mı var? Bora Bey çok ayıp ama ya. Bir kadına bıyığın var denir mi Bora Bey? Çok utanıyorum şu an. Ben iş yoğunluğundan kuaföre gidememiş olabilirim. Teyzeme al demişimdir, almamış olabilirim. Ada, lanet demiştim. Ada. Çok mu konuşuyorsun sen? Ha? Çok mu konuşuyorsun? Hayran bıyığın var demek istedim. Ha. Ya. Öyle yani Bora Bey. Rüzgar da şirkette beni sürekli sıkıştırdı. Konuştum mu Tuğçe'yle, hallet Ada, lütfen Ada, yalvarırım Ada. Bir tek bizi barıştırırsan sen barıştırırsın Ada deyip durdu. Garip. Çok garip. Ne? Ne garip ne? Garip olan ne? Yani şimdi bu Rüzgar sürekli senin peşinden koşuyor şirkette. Masana geliyor. Fısır fısır konuşuyorsunuz. Sebebi Tuğçe. Öyle mi? Bu mu? Bu. Kesinlikle bu. Başka ne olabilir? Yani garip görünümün farkındayım ama bu. Şaplatma ağzına Ada. Yapma. Ama böyle daha lezzetli. Zeytin var mı bunun içinde? Yok. Domates peyniri bu. Ha. Zeytinsiz. Niye Bora Bey? Zeytin sevmez misiniz? Sevmem. Aa. Nefret ederim. Bora Bey, zeytin sevilmez mi? Bora Bey. Ne? Ben çok teşekkür ederim. Ne için? Yazının benim olduğunu anlayıp ta evime kadar geldiğiniz için. Ben bir hata yaptım Ada. Ve bu hatayı düzeltmek için elimden ne gelirse yaparım. Bocunmam. Nasıl anladınız peki? Yazının benim olduğunu yani. Bununla. Ne bu? Bir saniye bakabilir miyim? Buyurun, lütfen. Derdin ne bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Bora Bey, siz bunu çöpe atmamış mıydınız? Sonradan alıp okudunuz mu yani? Ben umurunuzda bile olmamıştır sanıyordum. Bu yazının... Bu sizin yazıların altındaki isimleri bir an önce değiştirtelim.
Okuyucularımıza da bir özür yazısı çıkalım derhal, tamam mı? Sen yarın söylersin, halledersiniz. Yok. Yok, öyle bir şey yapmayalım. Neden? Hani şirketin prestiji için iyi olmaz. Sonra arkamızdan konuşurlar, derler bir yazıyı bile doğru düzgün çıkaramamışlar. Bu nasıl şirket ya? Şirketimize zeval gelmesin. Canım şirketim. Eyvallah da. Eyvallah. Bora Bey. Yes. Ne yapıyorsun adam? Ne yapıyorsun? Ayakkabımızı çıkarıyorum. Toprağa basacağız. Çıplak ayak. Ya hayır, ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Hayır. Vallahi çok iyi gelecek Bora Bey, çıkarın ayakkabı. Ada, ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Yapmayacağım. Asla yapmayacağım. Ayakkabınızı çıkarın Bora Bey. Ada, yapmayacağım diyorum. Asla yapmayacağım. Ama çok iyi gelecek. Bora Bey, bana güvenin. Hayır ya. Evet. Ada, bak beni bağırtırma insanların içine. Yapmayacağım. Bağırmayın o zaman. Asla. Ada, asla yapmayacağım. Ada. Nasıl? İyi geldi mi? Geldi geldi, iyi geldi. Bayağı iyiyim şu anda. Gelir gelir. Her zaman işe yarar. Ada. Kimsin sen? Ada ben. İşte o Ada. Kim? Artık açıklar mısın? Sadece yazmak isteyen biri. O kadar. Bora Bey. Bu yüzünüzdeki yara nasıl oldu? Sürekli gözüm takılıyor. Merak ediyorum. O yaranın nasıl olduğunu bilen bir annem, bir de babam. Fark edip soran tek insan da sen oldun. 4 yaşındaydım. Şu dedemin çiftliği var ya. Hı. İşte o evin arkasında bir tut ağacı var. Tut ağacına çıktım tut yemek için. Tutu yerken düştüm. Düşerken dala çarpmışım. 6 dikiş var orada. O yara büyüktü. Ben büyüdükçe küçüldü. Neredeyse gözüm çıkıyormuş. Nasıl acımıştır. Yüzüm gözüm kan olmuş. Annem beni öyle görünce gözüm çıktı zannetmiş. Dayanamadı, bayıldı. Aa, kıyamam. Of ulan of be. Böyle bir sevgilim olsun. Parklarda mı gezdiririm ben onu? Bora Bey, hadi gidelim. Bir dakika da. Bora Bey, lütfen gidelim. Bir dakika dedim. Bora Bey, ayakkabınız bile yok. Lütfen yapmayın. Hayır. Bir dakika dedim Ada. Hayır. Bırak kolumu. Hayır Bora Bey. Bora Bey, lütfen. Ne oldu birader? Bir sıkıntın mı? Varsa ne yapacağım birader? Artist ya. Yürü git. Bana bak bana. Bilek kırıkları normal kemik kırıklarına benzemez. İyileşmesi 6 ayı bulabilir. Üstelik çok acılı bir süreçtir. Şimdi hanımefendiden özür dile ve seni affetmesini iste. Umarım affeder. Affetmezse acılı bir 6 ay seni bekleyecek. Hadi bakayım. Dene bir şansını. Bacım, affet bacım. Tamam tamam, hadi affettim. Defol git. Bora Bey, affettim. Tamamdır. Hadi yine iyisin. Şanslı günündesin. Bana bak. Şimdi 10'a kadar sayacağım. Eğer görüş alanında olursan senin kemiklerin teker teker kırar burada bırakır gider, tamam mı? Tamam. 1, 2, 3. Ay Bora Bey, hani siz diyorsunuz ya, senle yan yanayken 30 saniye içinde bir şey olacakmış gibi hissediyorum diye. Bu olanın seninle bir ilgisi yok Ada. Ne giydiğinizle, saat kaçta ne yaptığınızla ya da nasıl kahkaha attığınızla da bir ilgisi yok. Bu tamamen bunlar gibi şerefsizlerin suçu. Ada, bu çime basma olayı bana bayağı iyi geldi biliyor musun? Ben bütün elektriğimi attım. Çok iyiyim şu anda, çok iyi hissediyorum. Evet, elektriğinizi attığınızı gördüm. O zaman dönelim. Hadi dönelim, gidelim. Hadi. Hadi. Dönelim. Hadi gidelim Bora Bey. Of.
Çalmışlar. Ada işte bu var ya bu. Bu işte senin suçun. Çalmışlar Bora Bey. Ben nereden bileyim bu saatte çalınacağım ayakkabının günahtarı ya. Eve nasıl gideceğiz ya? Buyurun Ada Hanım. Teşekkürler, teşekkürler. Alo, efendim teyze. Ada, kuzum neredesin? Yoldayım teyze, geliyorum. Bora Bey seni de arıyor, yana yakıla her yerde deli gibi adam. Biliyorum. Birlikteyiz. Ha. Tamam. Tamam, iyi o zaman kapatıyorum ben. Hadi öptüm, görüşürüz. Ben de öptüm teyze, hoş görüşürüz. Bay bay. Neredeymiş, ne diyor? İyi iyi, bir şey yok. Yoldaymış, geliyor. Dur ben sana su getireyim. Gel şöyle otur yanımıza. Getir, çabuk getir. Yasemin, şunların haline bak Allah aşkına. Çok tatlılar. Maşallah. Çok güzel. Yavuz kalmamış. Şaka. Şaka yaptım, gel. Aslanım çocuk hayaliyle yanıp tutuşuyor. Daha getireyim mi? Yok, getirin. Sağ ol. Zaten kalmadı. Ben çocuk yapacağım. Yanına pilav da yapalım abla. Hı? Kız abla ne diyorsun Allah aşkına? Ne çocuğu? Anam. Kız abla... Kız o nasıl bakış öyle? Dur. Dur. Ben adaya mesaj atayım. Benim şu fuşyalı geceliğimi getirsin. Fuşyalı gecelik mi? Abla saçmalama. Kız abla. Abla el alemin emindeyiz. Kız abla. Güzeldi siyahlı fuşyalı, onu getirsin. Dur. Ha bir de. Bora Bey. Ne oldu? 5 dakika geldim ben. Tamam. He, 5 dakika. Tamam hadi, git gel hemen. Eşya alayım geleyim. Hadi hemen Ada. Tamam. Ada. Hı. Rüzgar. Gitmiştir değil mi? Evet, değildir yani. Yok yok, gitmiştir. Çoktan gitmiştir o. 5 dakikaya geldim ben. Nerede bu ya? Sen hala burada mısın? Nerede olacaktım? Bana bak, söyle çabuk, ne diyor? Bora Bey inandı. Tamam. Dertleşmek için geldim değil mi? İnandı. İşte bu. İşte bu. Ben var ya bak, hatta ben dünyanın en zeki insanı falan olabilirim. Gerçekten bak. Sen dünyanın en zeki insanısın. Gerçekten öylesin. Gerçekten. İşte bu abi. Çok akıllıyım. Çok akıllıyım. Yok, sen akıllı değilsin Rüzgar. Yalancının tekisin. Bir daha Bora Bey'e asla yalan söylemeyeceğim. Adam o kadar dürüst ki. Seninle aramda bir şey olmasına ihtimal vermiyor, aklına bile getirmiyor. Yaşadıklarımızı bilse, senin yüzünden söylediğim tüm yalanlar için kendimden nefret ediyorum. Sen her zaman böyleydin biliyor musun? Yani ne olursa olsun hep başkası suçlu. Bak bence insan bazen aynaya bakmalı. Ben bunu günde 10 kere yapıyorum ve çok işe yarıyor. Deneyelim mi? Gel. Bak kendine orada. Bana bak Rüzgar. Bana bak. Şimdi ben gideceğim, eşyalarımı alacağım. Bora Bey aşağıda beni bekliyor. Senin için gitmiştir dedim. Ben çıktıktan sonra defolup gidiyorsun Rüzgar, tamam mı? Ho. Oo, sen gerçekten evi terk ediyorsun galiba. Ha? Buralara yerleşiyorsunuz siz ya. Ben yanlış mı görüyorum? Ha? Bora Bey, senin yüzünden her yalan söylediğimde içimde bir şeyler kırılıyor. Bir şeyler çözülüyor. Ama artık buna bir son vereceğim. Sonu ne olursa olsun. Ne yapacaksın mesela? İlk fırsatta her şeyi anlatacağım. Her şeyi.
Ciddi mi? Yani evli olduğumuzu falan da söyleyecek misin? Aynen öyle. Her şeyi söyleyeceğim. Bora Bey'in de dediği gibi. Söylemekte geciktikçe zorlaşır. Zorlaştıkça da geç kalırsın. Ben artık hiçbir şeye geç kalmak istemiyorum Rüzgar. Peki bu Bora hassasiyeti nereden geliyor? Yani niçin gelmiş? Yazının benim olduğunu anlamış. Özür dilemek için gelmiş. Nereden anlamış ya? Biliyordun. Sen yazının bana ait olduğunu biliyordun. Adacığım ben sana bir şey diyeyim mi? Senin bu başkalarını suçlama durumu gerçekten kronik bir hal almış. Yani senin tedavi olman lazım. Gerçekten bak. Görecektik. Görecektik. Ada sağ olsun. Görecekmişiz. Hadi bakalım ben bir akşam daha istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Bora Bey her şeyi anlatacaksın ha. Bana bak eğer öyle bir şey yaparsan teyzene ben de gidip her şeyi anlatırım. Nergis teyze Biricik yeğeninin 3 yıldır evli olduğunu öğrenince ne yapar acaba? Neresinden vurulur? Bence kalbinden vurulur. Hı? Sen bana şantaj mı yapıyorsun Rüzgar? He? Nasıl bir adamsın sen ya? Ben hayatta kalmaya çalışan bir adamım Adacığım. Zaten o beyaz evlilik muhabbetine Celal'i başıma sardım. İstersen git Bora Bey'e de her şeyi söyle. Ha? Sonuçlarına katlanalım. Ne dersin? Katlanalım. Görelim bakalım ne oluyor. Ben her şeyi Bora Bey'e bir bir anlatacağım. Bitti. Yalan yok. Belki de insanların gerçekleri öğrenme vakti gelmiştir. Hatta geçiyordur. Kendini bunu hazırlasan iyi edersin. Kim bu? Yok Saş. Sus. Çekil, gir içeri. Sesini de çıkarma. Sus. Sen neden bu kadar çok geciktin? Ha? Neden? Bora Bey, ben... İçine gidelim abi ben. İçine gidelim. İşte bu yüzden. Tamam Rüzgar, sakin ol. Sakin olamam. Sakin olamam. Tüm şeyi kaybetmek üzereyken sakin olamam. Bana yardım edin. Ana, patron. Bana yardım edin. Sizin bir ayakkabılarınız yok. Tamam, orasını karıştırma. Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hava almak iyi geldi. Kusura bakmayın gerçekten. Sizi de işinizden ettim. Yok yok, sıkıntı yok. Önemli değil. Hadi gel. Bırakalım seni gideceğin yere kadar. Yok patron ya, ben yürürüm. Hem biraz hava alırım. Ya açılıyorum, iyi geliyor bana. Tamam, tamam sen bilirsin. Ama kendine iyi bak. Kendine dikkat et. Ve unutma, zaman her şeyin ilacıdır. Ada, tekrardan çok teşekkür ederim. Yani beni evine kabul ettiğin için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Hadi Ada, gidelim biz artık. Görüşürüz Rüzgar. Görüşürüz patron. Dikkat et. Tuğçe, Bora anlamış yazının adının yazısı olduğunu. Umarım her şeyi mahvetmezsin Ada. Umarım bunu yapmazsın yani.
Günaydın. Günaydın. Dün olanlar... Dün olanlar kabul edilemez Tuğçe. Bora, aynı fikirdeyim. Okuyunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü ya. Resmen şoktayım. Tuğçe. Sen benim bu tip konularda asla tahammülüm olmadığını bilmiyor musun? Bilmez miyim? Bilmez miyim Bora ya? En iyi ben bilirim. Ama sağlık sorunları işte. Yazıları verdim çıktım. Aklımın ucundan geçmedi böyle bir hata olabileceği. Kim? Kim hata yapmış? Sedat mı? Ha? Ali mi? Kim? Ayşe mi? Kim yapmış? Söylesene kim hata yapmış? Bunu sana söyleyemem Bora. Çünkü onların suçu değil. Bu benim sorumluluğumdaydı. Yani benim hatam. O yüzden hemen bir özür yazısı çıkıyorum ve yazıların altındaki isimleri de değiştiriyorum. Gerek yok Tuğçe. Değiştirme. Çünkü Ada... Ada öyle istiyor. Ada, sen niye masanda değilsin? Tamam, tamam. Hadi odama gel hemen. Odama gel, tamam. Hadi. Tamam. Tamam Ada, hadi kapat. Hadi gel, hadi. Ada, şirket prestij kaybeder diye yazıyı değiştirmeyin dedi. Ya, öyle mi? Ya. Aferin Ada'ya ya. Bak, Ada senin son asistanın olacak derken yanılmamışım ben demek ki. Takdir ettim. Ben de takdir ettim Ada'yı. Evet, ben de. Tuğçe, Ada yazar olmak istiyor. Ve ilk yazdığı güzel yazısını da sırf şirket prestij kaybetmesin diye kurban etti. Gel Ada, gel. Buyurun Bora Bey. Evet Tuğçe. Ada'ya bir şey söylemek ister misin? Ha. Hı. Adacığım, ben çok üzgünüm yazılarla ilgili. Üzülmeyin Tuğçe Hanım. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var neyse ki. Sıkıntı yok. Ada. Hı. Al bunu. Hak ettin. Bora Bey. Ama bu sizin en sevdiğiniz kaleminiz. Evet Ada, ama artık senin. Gerçekten mi? Gerçekten. Ada bak, dolma kalemle yazmak çok keyiflidir. Ama aynı zamanda da çok zordur. İçindeki mürekkebin kurumaması için yapman gereken tek bir şey var. Arada bir sıcak suya batırıp çıkartman gerekiyor Adacığım. Daha iyi bir yolu var. Yazmak Ada. Mürekkebin kurumasın. Teşekkür ederim Bora Bey. Çok sağ olun. Evet. Herkes işinin başına. 10 dakika sonra odamda toplanıyoruz. Tamam mı? Herkese haber verin. Nasıl istersen Bora. Tabii. O zaman ben kalemime çıkayım. Hadi. Canım kalemim. Oo, bayağı ağır. Yazayım mı size de? Kendime yazayım. Tuğçe. Şu an sinirden var ya, çıldıracağım. Ne oldu? Onca yıldır yazıyorum. Buranın baş editörüyüm. Bora her zaman böyle güzel olmuş falan der geçer. Hanımefendiye dolma kalemini verdi. Yani tamam da ben seni anlamıyorum. Yani bana o kızın kellesini getir diyordun, tamam dedik. Sonra kanka oldun, sonra bir anda bir daha düşman oldun. Yani ne yapmaya çalışıyorsun ben de anlamıyorum. O kızda bir şey var Rüzgar. Öyle hissediyorum. O kızda bir şey var ve bu ortaya çıkacak. Sen de bana yardım edeceksin. Hmm.
Eyvah. Buyurun sayın müdürüm. Sosyal medyada dolaşan yazıyı gördün mü? Hemen biz de böyle nokta nete bak. Biz insanlara vatandaşlık verip saldım çeyreme evlem kayıra mı yapıyoruz Celal? Hiç öyle şey olur mu efendim? Aralıklı olarak kontrol ediyoruz. Siz hiç merak buyurmayın efendim. Hem bu yazıyı neye dayanarak yazmışlar? Takipçisi olacağım. Hem de çipleri kontrol edeceğim efendim. Baş üstüne efendim. Hürmetler. Oh. Tuğçe, Tuğçe Tekman. Evet arkadaşlar. Beyaz evlilik dosyamızda bugüne kadar ulaştığımız tık sayılarının en yükseğine ulaştık. Özellikle de Tuğçe'nin imzasıyla çıkan yazıyla. Tebrikler sultanım, yakışır. Hadi. Doğru, yazı çok tıklandı arkadaşlar ama yazı benim değil. Maalesef bir hata olmuş. Buranın da dediği gibi benim adımla çıktı. Yani aslında yazı Ada'nın. Dolayısıyla tebriği ben değil, Ada hak ediyor. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Şey yapmayın. Evet arkadaşlar, ilişki temasına sadık kalmalıyız diye düşünüyorum. Ama bunun yanında farklı bir cephe daha açmalıyız. Evet, fikri olan? Bora Bey. Bora Beyciğim. Yolda gelirken elime bunu tutuşturdular. Nedir o? Bora Bey'e verir misin? Eros'un oku. Yaklaşık 2 yıl önce ben de böyle bir yerde tarot bakmıştım. Ne yapıyorlar yani tam olarak? Şimdi ne yapıyorlar şöyle anlatayım. İşte ilişkinize sahip çıkın, birbirinize dokunun, birbirinizi dinleyin. Bunun gibi şeyler anlatıyorlardı ama 2 yıl önce 10.000 liraya bakıyorlardı çift başı. Tabii ya. Tabii ya. Ne? Görüyor musunuz? Vildan mı? Ha. Saçını uzatmış, saçının rengini değiştirmiş ama Vildan. Vildan kim ki? Her türlü dolandırıcılık Vildan'dan sorulur. Birkaç yıldır ortada yoktu. Şimdi de Umut tacirliğini paravan olarak kullanıyor herhalde. Ha. İlişki terapisti falan değil yani. Dolandırıcı diyorum Tuğçe. Beyin almıyor ki. Şimdi de insanları en yumuşak noktalarından vuruyor. Yani aşktan. Ama hakkını vermek lazım. Akıllı kadın. Aşk bir illüzyon. O da bu illüzyonla insanları uyutuyor muhtemelen. Aşk bir illüzyon mu? Vallahi gözlerim yaşardı. Siz konuşmadan anlaşmaya başlamışsınız. Sen de çok konuşur olmuşsun Evren. Ada, broşürü ver. Verir misin? Tabii. Ada, hemen burayı arıyorsun. 2 kişilik yer ayırtıyorsun, tamam mı? 2 kişilik, tamam. Tuğçe, ajandan müsait mi? Evet. Güzel. Şu Eros'un okuna bir gidelim bakalım. Bakalım bakalım, Bildan Hanım ne yapıyormuş, neler yapıyormuş. Gidelim tabii, bence de. Bence buradan çok güzel bir haber çıkacak. Kokusunu alıyorum. Bu arada Tuğçe Hanım'la mı gidiyorsunuz Eros'un okuna? Yani bence tek başınıza gitmelisiniz. Öyle daha uygun olur diye düşünüyorum ben açıkçası yani. Bana fikrimi sorarsanız tek gidin. Boynuma da bizde böyle nokta net yazdırayım istersen Ada. Ha? Olur mu? O çok abartılı olur, dikkat çekici olur. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden Tuğçe ile oraya çift olarak gideceğiz. Bakalım bakalım Eros'un okuna. Zafer'cim, daha ne kadar kalacak bu insanlar evimizde? Yeterse yeter yani. Bence de yeter Belma. Ha şöyle. Ama ben ona demiyorum. Daha ne kadar kalacaklar demene diyorum. Ha bile bunu söylüyorsun ya. Unuttun mu Belma'cığım? Elif mutlu olsun diye kalmaları için insanlardan ricada bulunduk.
Şimdi ne istiyorsun şu insanlardan ya? Evet, rica ettik ama yani Zafer'cim ev ev üstüne olur mu? Olmaz ki. Ben Mancım, kocaman ev hepimize yeter. Ne var bunda? Dün gece Bora eve nasıl geldi biliyor musun? Nasıl geldi? Ayakkabısız. Ayakkabısız mı? Çıplak ayak. Çıplak? Çıplak ayak. Adayla birlikte geldiler. Soruyorum, oğlum diyorum, niçin ayakların çıplak? Ayakkabıların nerede? İkisi de bana bakıp kok 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 gülüyorlar. Kok 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 kok. Demek çıplak ayak kendiler ha? Bak şu keratalara ya. Gençlik böyle bir şey işte Belma Hanım. Aşk olsun Zafer Bey. Siz geçin dalganızı. Benim asabım bozuluyor mu bozulmuyor mu umrunuzda bile değil. Belmacığım, ben dalga geçer miyim? Senin asabına büyük saygım var benim. Kendisiyle 40 yıllık birlikteliğimiz var çünkü. Zafer Beyciğim, gülün siz böyle. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bak bu insanların tek derdi var. Atayla Bora'yı yakınlaştırmak. Bak buraya yazıyorum. Söyledim hadi deme bana sonra. Aa, yapma ya. Aa, bakıyorum da çok hoşuna gitti. Ne şaşırdım da ona gülüyorum. Bak bak bak. Git yakala. Yasemin. Ben diyorum ki. Ne diyorsun? Biz artık eve mi gitsek? He? Ya hele şükür ya. Ha şöyle bir rahat edelim artık ya. Ha senin amacın başka. Kız abla bak gözünü seveyim. Yani hatırlatmak gibi olmasın ama bak olmayınca olmuyor. Biliyorsun ha. Zorlamasanız mı çok? Hissediyorum diyorum bu sefer olacak. 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 Anam. Reki yare ki jare jare çaka yare dare yare dare ki yare ki jare yare. Ya abla yine mi odun kıran adam klişesi ya? Dur, bozma ambiyansımı. Ay bakamıyorum. Bak sen şu olanlara. Adatözü'nün durdurulamaz yükselişi. Muhteşem bir kariyer. Rüzgar. Efendim? Baş yapma. Evime de gelmeyeceksin tamam mı? Kendine kalacak başka yer bul Rüzgar. Tamam mı Rüzgar? Yani eşyalarımı kafama fırlattığından beri bir arkadaşımda kalıyordum. Ama o da böyle manitasyon işlerine falan düştü. Yani bir sevgilisi var. O yüzden birazcık senleyim gibi. Sen de düştün manitasyon işlerine. Sen de yaptın. Git onda kal. Annesi gelmiş. Aa kıyamam vah vah vah. Benim sorunum mu? Adacığım iste ya da isteme. 3-4 gün sendeyim. Yani zaten ne de olsa eniştenler, teyzenler, boralara doluşmuşsunuz. Pek bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Haksız mıyım? Evimden çıkıp gideceksin Rüzgar. Adam, tatlım yaptın mı rezervasyonumuzu? Yaptım Tuğçe Hanım rezervasyonunuzu. İsimleri karıştırmadım ama. Sizin gibi karıştırmadım. Tuğçe Dikman, Bora doğru söz. Hallettim. Aferin sana. Sen var ya çok iyi bir asistansın. Hep öyle kal, tamam mı? Ben de gidip biraz araştırma yapayım şu Eros'un okuyla ilgili. Bence bu çok büyük bir hit olacak, hissediyorum. Bence tırt. Yani anlamıyorum abi, dedektif misiniz siz? Ne bu tripler böyle? Buranın burnu bu tarz konularda çok iyi koku alır Rüzgar'cığım. Sen tabii bilmiyorsun, yenisin. Öğreneceksin. Neyse, ben gideyim biraz araştırma yapayım. Sana gelince, gözüm üzerinde. Tamam mı? En ufak bir açığında tependeyim. Bak bak. Duydun değil mi? Açığın olacakmış. İstiyorsan git sevgilinin evli olduğunu söyle. Söyle hadi. Seve seve yapayım hemen istersen. O da hemen Belma Hanım'a koşsun. Belma Hanım'la beraber eniştenler ve teyzenler de bu durumu öğrensin. İster misin? Yapalım mı? Ha? Git. Oh.
Vay be, yani kuzen diyorsun ki bu masajlar, terapiler falan filan hep sahtekarlık ha? Hem de ne sahtekarlık kuzen. Ve ben görmek için sabırsızlanıyorum. Tuğçe'yle gidiyormuşsunuz. Tuğçe'yle gideceğim. Hani şu yazısı asistanına eğilen baş editörünle. İlginç. Neymiş ilginç olan? Ne bileyim ya, bana ilginç geldi. Böyle sanki adadan bir uzaklaşma falan filan. Ali! Böyleyken... Yok öyle bir şey dedim kardeşim, tamam mı? Sinirlendirme beni. İyi tamam, yoksa bir şey demiyorum. Ben yanlış anlamışım. Hem ben neden adadan uzak durmaya çalışacakmışım ki? Neden? Söyle. Neden? Neden? Çünkü Rüzgar'ı kıskandığın için. Dün evde görmüşsün ya Rüzgar'ı, o yüzden. Ali bak, Ada Rüzgar'ın dertleşmek için geldiğini söyledi. Tamam mı? Hem Ada bana yalan söylüyor olsa bile... Evet. Ada bana yalan söylüyor olsa bile Ada benim için Pırıl'dan ya da herhangi bir çalışandan farksız biri. Tamam mı? Farksız bir insan. Kanıtla. Yani bu Ada'nın Pırıl'dan farksız olduğunu kanıtla ve kampı onunla git. Ha, götürmemen için başka bir sebep var. Yok dedim. Ali bak, bağırttırma. Yok. Vallahi kuzen bence var. Ve o yüzden adayı kampa götürmüyorsun. Her iddiasına da girerim. Bora? Tuğçe. Ben de araştırma yapıyordum. İnternette baktım böyle bir ilanları falan var mı diye ama rastlayamadım. Gidince daha net görürüz artık. Tuğçe ben düşündüm, taşındım. Kampa adayla gitmeye karar verdim. Anlayamadım. Şöyle, adanın yazısı tıklanma rekorları kırdı biliyorsun. Hem adayla oraya beraber gidersek yazma isteğinin daha da kamçılanacağını düşünüyorum. Ayrıca artık adanın da kendi ismiyle çıkan bir yazısı olmuş olur, değil mi? Ama sen bana demiştin ki... Ben sana demiştim ki beraber gideriz. Biliyorum Tuğçe. Ama sonra düşününce adayla gitmenin daha doğru olacağına karar verdim. Bora, ben senin ortağın ve bu şirketin baş editörüyüm. Ya Ada her şeyi mahvederse? Ya bu yazı bir acemi şansıysa mesela, hiç düşünüyor musun bunları? O haberi ben istiyorum Bora. O zaman sen de gel Tuğçe. Kolay gelsin. Sonunda buldum. Merhabalar. Buyurun. Tuğçe Dikman Hanım'la görüşmek istiyorum. Bir dakika lütfen. Odası cevap vermiyor ama içeride, birinci katta. Teşekkür ederim. Rüzgar nerede? Aşağıya indi galiba. Ada. Ben sana gözüm üzerinde demiştim değil mi? Seni bunu yaptığına pişman edeceğim. Haberin olsun. Ne yaptım ben yine ya? Kimdi ne yaptım? Allah Allah. Tuğçe Hanım. Buyurun. Tuğçe Hanım'la görüşmek istiyorum. Kim görüşecektin? Ben Celal. Celal? Evet Celal. Ha, Tuğçe Hanım az önce çıktı yalnız. Peki dönecek mi? Nereye? Buraya. Tuğçe Hanım mı? Can you speak Turkish? Of course, my mother language. Bak, ananla daha sık konuşsaydın, dilin gelişirdi. Ada, Ada çabuk kalk, çabuk. Ne diyorsun be? Kızım Celal burada, çabuk. Çabuk, çabuk. Celal burada. Nerede, nerede? Gel, gel. Nerede? Bora Bey, bir bakabilir misiniz? Ne oluyor? Buyurun, buyurun ben yardımcı olayım. Bora Bey, Sami Bey Tuğçe Hanım'la görüşecek. Efendim, Sami ile uzaktan yakından alakası yok. Ben Celal. Celal. Celal Bey, ben sizin isminizi duymuştum. Buyurun. Evet efendim, ben göçmen bürosundan Celal. Geçen gün Tuğçe Hanım uğradı da, şimdi kendisiyle biraz görüşmek istiyorum. Anladım.
Bakın Cenab-ı Bey, bu beyaz elilik meselesi bayağı ilgi çekti. İsterseniz vaktiniz varsa bir kahve içerken bunun üzerine biraz konuşmak isterim sizinle. Aa, evet, yazıyı bu sabah okudum. Çok beğendim doğrusu. Ama biraz da garipti. Ya benim alacağım olsun. Başka zaman içeriz kahve. Alasmalı. Celal Bey durun. Ben size gideyim size. Zahmet etmeyin efendim. Ne gerek var? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Özge. Adayı gördün mü? Az önce masasındaydı Bora Bey. Tamam. Görürsen söyle bir odama kadar uğrasın, tamam mı? Ne işi var burada? Ne işi var burada? Senin bu beyaz evlilik yazın yüzünden olabilir mi? Ha? Patlıyoruz, farkında mısın? Sayende. Sayende. Adam bizi görüyordu az kalsın ya. O evli olduğumuz ortaya çıkıyordu kızım. Bana ne? Bana ne? Ben anlatacağım zaten her şeyi Bora Bey'e. Sonra da boşanacağım senden. Ada, bak vatandaşlığı yeni aldım. Sakın aklından böyle bir şey geçmesin. Bak sakın deneme bile. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Senin karşına o ezik ada yok artık. Korkmuyorum. Ne olacaksa olsun. Bırak! Ne olacaksa olsun demez misin bir de? Bora aradığında rengin atıyor. Neredesin Ada? Neredesin? Neredesin Rüzgar ya? Neredesin? Uğraşamam seninle. Adam bana yaptığı haksızlık yüzünden özür dilemeye geldi ya. Evime kadar. Ben bu adama yalan söylemeye nasıl devam ederim? Ne yapacağım peki? Anlatacağım her şeyi. Anlatacağım, bilsin. Ne olacaksa olsun. Kızım ben teyzem geri diyorum ne yapacaksın diye. Ya Rüzgar kalkıp gidip her şeyi anlatırsa? O zaman ne olacak? Kızım Celal buradaydı diyorum sana, Celal. Ben anlatmazsam her şey patlayacak zaten. Duyacaksa benden duysun. Benden öğrensin her şeyi. Of, çok üzülecek vallahi. Üzülür. Çok üzülür. Yok. Yok, ben Bora Bey'e bunu yapamam. Yarın açıklayacağım. Kızım ben Nergis teyzenlerden bahsediyorum ya. Sen gerçi takıldın bir Bora Bey'e. Saçmalama Selim. Saçmalama kızım. Ne takılacağım? Ben dört bir yandan abluk altındayım. Beyaz bayrağı çekip bahtıma tehdidim ama vakti geldi. Başka çarem yok. Of, tamam tamam. Gazan mübarek olsun sisim. Seni seviyorum. Hadi göster kendini, tamam mı? Olsun. Olsun. Ne olacaksa olsun. Zafer. Allah aşkına gitme. Nereye gidiyorsun? Hayatım, dışarıda biraz işlerim var. Akşama döneceğim. Ne oldu? Acaba beni burada yalnız bırakmasan mı? Tamam tatlım, o zaman sen de çık. Biraz havan değişsin. Dışarıda keyif al biraz. Sonra gelirsin. Bak Elif'in keyfi yerinde zaten. Ama çok iyi fikir. Yasemin Hanım, Nergis Hanım. Ben biraz dışarı çıkıyorum. İşlerim var. Onları halledeyim. Akşam görüşürüz. Tabii tabii. Güle güle. Kolay gelsin. Sağ olun. Bakın evimiz evinizdir ona göre. Çok sağ olun. Sağ olun. Abart Zafer, abart. Canım benim. Hadi akşam görüşürüz. Ben de gideyim bari. Güle güle. Yasemin. He. Elif'le biraz da sen oyna. Yoruldu aslanım. Ben dinlendireyim onu biraz. Abla. Kız hadi. Oturuyor bak hala. İkiletme lafımı hadi. Gel, gel kızım. Gel Elif'ciğim. Yasemin teyze nerede ya? Gel, biz biraz çiçek toplayalım kızım. Gel. Nereye? Aa, gel işte. Ya Nergis, azıcık daha oynayayım. Ne olursun. Aslanım, ya çok terledin zaten. Hastalanacaksın. Tamam, hava kararmadı ama. Ne olursun ya, ne olursun. Ben eğlendireceğim seni. Gel. Gel, eğleneceğiz. Gel. Bora
Bey. Neredeydin sen? Kahve ötüyordum. Kahve ötüyordun? Hı. Anladım. Ada göçmen bürosundan bir bey geldi. Tuğçe'nin yani senin yazını çok beğenmiş kendisi. Bir şeyler içelim, biraz sohbet edelim dedim, üstüne konuşalım dedim ama hı, vakti yokmuş ne yazık ki. Bir daha gelirse muhakkak seninle tanıştıracağım. Çok sevinirim Bora Bey. Neyse biz buradayız da bir dahaki sefer inşallah. Ben rezervasyon yaptırdım Tuğçe Hanım'la sizin adınıza. Eros'un okuna. Akşam giriş yapabilirsiniz. Tuğçe'yle gitmiyorum Ada. Kimle gidiyorsunuz? Seninle gidiyorum. Benimle mi? Evet, seninle. Bir sakıncası mı var? Yok, yok bir sakıncası yok. Tuğçe Hanım ne olacak? Tuğçe Hanım, Tuğçe'yi tanıyorsam o da gelecek. Rüzgar'la. Rüzgar'la? Rüzgar'la. Belki Bilden bir işe yarar da Tuğçe ile Rüzgar'ın arası düzelir. Hem sen de sarhoş Rüzgar'ı toparlamak zorunda kalmazsın da. değil mi? Evet, öyle. Ama siz bu kadın sahtekar dediniz. Nasıl düzelecek ki aralarını? Bilden değil. Birlikte bir şeyler yapmak onların arasını düzeltecek. Hemen hazırlıklarımızı yapalım hadi. Evdekilere de iki günlüğüne bir iş kesine gidiyoruz deriz. Tamam? Tamam. Hadi. Sen gidip rezervasyonu değiştir. Tamam, değiştireyim. Çocuk evin neşesi be Nergis'im. Ya öyle değil mi? Canımı çıkardı Sıpa. Onunla oynamak çok hoşuma gitti be Nergis'im. Yoruldun değil mi çok? Fena. Sana bir masaj yapayım mı aslanım? Vallahi mi? Ya. Hadi bir masaj yapayım kocama rahatlasın kendine gelsin. Sen ay, uzan kafanı şuraya koy tamam aslanım. Hah. Kulunç, hah, yumruk gibi yemin çok, ediyorum buraları Nergis. Çok iyi gelecek yumruklara gel. Bak. Gel. Kulunçlar, yumruklar. Hepsini halledeceğim ben şimdi. Rahatlatacağım kocama. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde koşar oynarmış. Çöllerde koşar oynarmış. Nergis'i onu pek çok severmiş. Nergis'i onu. Aslan? Aslan uyudun mu? Ay Allah kahretmesin. E bravo Nergis ya, bravo. Adama ninni söylersen uyur tabii. Evet evet, bir yanlışlık olmuş da. Tuğçe Dikman yerine Ada Tözün olacak. Evet. Evet tamam. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Bir yere mi gidiyorsun ben? evet Bora Bey, ben dışarı çıkacaktım. Hı. Alacak bir şeylerim var da. Şey için, kamp için. Kamp için? Hı hı. Anladım. Rica etsem bana da bir kahve alır mısın gelirken? Tabii, tabii. Ayrıcalıklarımı kullanırım. Neymiş ki onunla? Ben ayrıcalıklı bir insanım Ada. Aa! Aa! Bu varmış. Hı hı. Aa, bu da varmış. Hı hı. Aa! İnanamıyorum Bora Bey. En sevdiğim grubun konser biletlerinde de ayrıcalığınız varmış. Bora Bey. Hı. Rica etsem bu ayrıcalıklarınızdan ben de yararlanabilir miyim? Azıcık, birazcık. Kahve Ada. Ben şimdi sana kodu yolluyorum. Tamam? Tamam. Kahve. Hadi. Tamam.
E Bora ile gidiyordun. Ne oldu? Dikkat çekmemek için hep beraber gitmeye karar verdik. Hmm. Geliyorsun değil mi? Tamam gelirim. Sıkıntı yok. Peki Bora kimle gidiyor? Adayla. Biz seninle sevgili olduğumuz için o da adayla gitmek zorunda kaldı. Adayla. Ha? Güzel. Ya bir şey soracağım sana. Sence Bora ile Ada gereğinden fazla sıkı fıkı olmadılar mı? Bana mı öyle geliyor? Yoksa yani ne bileyim. Öyle değil mi? Rüzgar. Ada Bora'nın personal assistant'ı. Tabii ki sıkı fıkı olacaklar. Öyle mi? Ama dün gece evine geldi. Yaza seninmiş haksızlık ettim demek için. Evine mi geldi? Evet. Ada Bora'da kalmıyor mu zaten? Dün gece evine gitmiş. Peki sen nereden biliyorsun bunları? Ya dün Ada beni aradı. Hmm. Sana suç ortaklığı yapmakla suçladı beni hatta. Yani ne bileyim bir patron asistanın evine özür dilemek için gitmesi falan ne bileyim çok garip değil mi? Haksız mıyım sence? Ha? Haklısın. Her zaman. Oğlum nereden çıktı şimdi bu iş gezisi? Nereden çıktısın mı var anne? İş işte. İş. Yapacak bir şey yok. İyi tamam da niçin adayla gidiyorsun? Çünkü Ada benim asistanım anne. Hmm. Neden Tuğçe ile gitmiyorsun? Çünkü Tuğçe benim asistanım değil anne. Değil mi? Evet. Değil. Evet ama... Aması maması yok anneciğim. Ben bir iş gezisine gidiyorum ve asistanım olan adayla gideceğim. Tamam mı? Daha fazla soru sorma. Konuyu kapatalım. Gel ben sana bir sarılayım. Kıymetlim. Beni özle tamam mı? Tamam. Gel. Bir tane ben. Oh gel bir tane ben. Oh hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kızım senin Bora ile iş gezisinde ne işin var ha? Senin Rüzgar'la beraber olman lazım. Senin kısmetin Rüzgar. Diyorum bunu sana. Rüzgar'a yiyecek gibi bakıyordun. Hı? Ben bunu yolarım diyordun. Hala da öyle diyorum. Ama biliyorum ki o senin ilk aşkın. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum o kadar. Teyzem. Ha. Onursuz mutlu olmaktansa onurumla mutsuz olmak istiyorum ben. Ağlayarak olsa bile. Aynada kendime bakabilmek istiyorum. Düşsem bile kendi kendime ayağa kalkmak istiyorum ben. Hadi kızım demek istiyorum, yapabilirsin demek istiyorum. Ne yapacaksın peki? Rüzgar'la olan her şeyi anlatacağım herkese. İlk aşkın olduğunu mu? İlk aşkım olduğunu. Kız adam. Ya sana ne diyeceğim bak. Ablam sonunda hadi eve dönelim dedi. Yok, yok ev olmaz. Ev olmaz şimdi teyze şey. Ne? Rüzgar benim evde kalıyor. Ha, şey, ev arkadaşının ailesi gelmiş de. O da bir süre hazır biz buradayken eve gitti. Hani sen git hem Tuğçe'ye yüzüğü tak hem de kuyruğun sıkışınca hadi seninle birlikte kalabilir miyim? Ya, bir de kaderin diyordun işte. Kız ben ne dediğimi artık bilmiyorum. Ben öyle düşünsem oluyor, böyle düşünsem olmuyor. Vallahi senin kaderin diyorum oluyor, olmuyor. Vallahi benim kafam karıştı, ben ne yapacağımı şaşırdım. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Sen bizim gibi ol istemiyorum. Bunun için benim tek bildiğim yol Rüzgar. Ne yapayım? Değil işte teyze, değil. Ana, Ada. Ada, ablamlar çalışmalara başladı. Ne çalışması? Aa. Bebek operasyonu. Aa. Ya. Olmaz ki. Olmaz. Ben de diyorum ablam diyorum yine üzüleceksin diyorum. Hayır nereden geldi bu yine aklına onca düşükten sonra? Nereden bu fikir birden böyle hortladı? Üzülmesin yine. Hamile kalsa bir dert, kalmasa bir dert. Hani kadının şekeri var. Üzülse hop fırlayacak. Al başına belayı. Allah korusun. Korusun. Allah korusun. Ne diyor kız Allah aşkına? Ne yapıyorsunuz? Kukumav kuşları. Yasemin, heh. Ufaktan toparlan eve gidiyoruz. Ha ne olmaz. Ne demek olmaz? Ay kız, Ada siz üzülmeyin, dertlenmeyin diye söylemedi ama. Ne? Hani geçen gün eve eşya almaya gitmişti ya. Hani geç geldi. Kız sen tut evi böcekler bas. Ay ne diyorsun Yasemin? Kız abla hem de hamam böcekleri abla, hamam böcekleri. Ay, ay.
ama abarttınız ya. İlaçlatırız, olur biter. Ada ilaçlatmış. Adamlar demiş ki 2 gün demiş eve girmeyin demiş. Cam, kapı, pencere her yer kapalı kalsın. Sakın aman girmeyin eve demiş. Kalsın, kapalı kalsın. 2 gün kapalı kalsın. Ay, ay kaşıntı bastı. Dur. Bora Bey şey, eve uğrayabiliriz değil mi? Şey, benim size çok eşyam yok da eşya almam lazım. Hallederiz, hallederiz de. Sen bana kampta Bora Bey demesen iyi olur Ada. Nasıl yani? Biz ilişkilerini yoldan koymaya çalışan bir çiftiz ya. O bakımdan. Ha, ha doğru. Ay ama şimdi size Bora demek biraz tuhaf olacak. Olsun. Sen yine de ağzını alıştır. Tamam Bora. Bey. Şu an Bora Bey. Kampta Bora. Evet, kampta. Açık vermememiz lazım Ada. Tamam. Hı hı. Bora da bakayım. Bora. Bak. Ne güzel söyledin. Bir tuhaf oldu şimdi de. Bora. Tamam Ada. Bora. Tamam. Bora aşağıda. Ben çıktıktan sonra sen de çıkarsın arkamdan. Bora. Beğen oldu. Sevgili oynayacağız. Haber peşindeyiz. Ben sana niye açıklama yapıyorum ya? Bakarsın, biz gidince çıkarsın, tamam? Tamam, tamam. Kim? Bora mı? Bora Bey mi? Celal. Ne? Ne yapacağız? Celal mi? Nasıl Celal? Senin yüzünden, Celal senin yüzünden geldi. Ne yapalım? Bırak. Çalar çalar gider, çalar çalar gider. Açma, açma, açma. Kızım saçmalama, Bora aşağıda, bu görünmeden gelmiş belli. Bunlar tanışıyor şirketten. Ya görürse? O zaman ne yapalım? Açacağız. Açacağız. Aç o zaman. Tamam. Sürpriz! Ceylan Bey! Buradan geçiyordum. Baktım ışıklarınız yanıyor. Dedim ki kendi kendime bunlar bir ay tatilde değiller miydi? Aslında tatildeydik Celal Bey. Fakat işlerden dolayı dönmemiz gerekti. İşlerimizi hallettik. Şimdi tam gaz devam. Kaldığımız yerden. İyi o zaman ben sizi zamanınızı falan almayayım. Yeni bir uygulama bugün yürürlüğe girdi. Ya evlilik yapan çiftleri gözlemleyip rapor tutmamızı isteniyor. Beyaz evlilik yapıyorlar mı? Yapmıyorlar böyle. Ne raporu o ya? Nasıl bir raporu? Mutluluğunuzun tanıyım raporu. Neyse, ben sizi fazla tutmayayım. Artık döndüğünüzde uğrarım. Ya gittiğiniz yerden bol bol fotoğraf atmayı sakın unutmayın. Tabii canım, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Asla unutmayın, siz de şöyle alalım size. Siz buraya kadar gel. Lütfen, lütfen. Siz buraya kadar gelmişsiniz. Bir yudum çay içmeden sizi bırakmam. Efendim, 3 sene beklediniz şu balayı için. Hakikaten ben artık gönlünüze uğrarım size. Siz gittiğiniz yerin tadını çıkartın yeter yahu. Olur mu öyle şey Celal Bey, gerçekten? Zaten şöyle bir durum vardı, Ada çıkıyordu şimdi. Ya biliyorsunuz Celal Bey, bu kadınların alışveriş olayı falan çok uzun sürüyor. Bitmek bilmiyor ya. Evet. Ben de yalnız kalıyorum. Kendime bir arkadaş arıyordum. Vallahi bir çay içmeden bırakmam. Vallahi bir çay içmeden bırakmaz. Vallahi. Ölümü görün. Madem bu kadar ısrar ettiniz. Tamam hadi bir çayınızı içeyim bari. Ayakkabıyı çıkaralım. Ben ayakkabıyı sokmuyorum eve. Buyurun buyurun. Siz buyurun, böyle geçin. Buyurun buyurun. Siz böyle geçin. Rüzgar. Efendim hayatım. Kocacığım. Aşkım. Aşkım. Ben çıkıyorum. Bir şey istiyor musun sokaktan? Ne alayım sana? Sen böyle kola, cips tarzı şeyler al. Biz yolda yeriz onları. Balayı yolumuzda. Bal yolu, ayı yolu, ayı. Güzel oldu. Seni şanslı kerata, seni aldım gül gibi kızı. İçeri girdiğimizde kimse kimseyi tanımıyor, tamam mı? Dikkat çekmiyoruz. Tamam patron, tamam. Merak etme. Tuğçe, beni tanımıyorsun. Tamam mı? Rüzgar, ben patronun değilim. Tamam mı? Güzel. Beni tanımıyorsunuz.
Seni hiç tanımıyoruz. Beni zaten tanımayın. Tamam. Şimdi biz içeriye giriyoruz. Biraz bekleyin sonra gelin, tamam mı? Tamam. Hadi. Güveniyorum size. Arkamızdan gelin. Ardımızdan. Ne yapıyorsun? Bora. Role girdim. Güzel. Benim adım ne? Bora. Güzel. Güzel, yakıştı. Merhabalar. Hadi kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Biz... Eros'un okuna geldiniz. Evet, Eros'un okuna geldik. Ada ve Bora biz. Evet. 8 numaralı odada giymeniz gereken kıyafetler var. Kolye, küpe, saat olmayacak. Cep telefonlarını da odada bırakıyorsunuz. Sadece kıyafetleriniz. Bir saat sonra açık havada toplantı başlayacak. Sevgi Hanım'la tanışacaksınız. Tamamdır. Teşekkürler. Şimdi de Sevgi oldun demek ha? Dolandırıcı. Kolye, küpe, telefonsuz ne yapacak? Bir tanem. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hadi hayatım gidelim biz. Bir tanem. Nişanlım. Nişanlım. Hadi odamıza gidelim. Hadi oda. Hadi. Ben onun hayatıyım. Evet. Ben onun hayatının parçasıyım. Hava, su, toprak, bir de ada tözü. Evet, hayatımın odak noktasında o benim. Tabii. Evet, susar mısın artık? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Rüzgar Tuğçe. Evet, bakıyorum. 15 numaralı oda. Sadece kıyafetleriniz olacak. Kolye, küpe, saat olmayacak. Telefonları odada bırakıyoruz. Anahtar almayacak mısın Rüzgar? Alırım. Alırım. Beyefendi rica etsem elinizdekini ağzıma uzatma şansınız var mı? Utanmayın. Lütfen çekinmeyin. Uzatın, uzatın. Merci. Teşekkürler. Hı. Çok ağır değil ya. Taşırsın sen. Kapa. Tamam davran. Tamam. Heh. Ben şimdi kapıyı açıyorum sevgilim. Tamam sevgilim. Sen git kapıyı aç. Ben buradayım. Ha. Buyurun. Buyurun merhaba. Merhaba. Emanetlerinizi alabilir miyim? Emanetlerimizi alabilirsiniz tabii ki. Bir tanem. Emanetlerimizi verir misin? Ha. Ne güzel. Herkesin emanetlerini toplamışsınız. Ha. Ha, bir tanem. Ver sevgilim. Ver bir tanem. Buyurun. Emanetlerimiz. Teşekkürler. Şuradan bu yüzden her şeyimizi alıyorlar. Bak demedi deme burada çok bir şeyler dönüyor da. Göreceksin hissediyorum. Ay, evet çok garip gerçekten korkunçtu da adam. Görüyor musun? Aşk denen illüzyonun insanların gözünü nasıl kör ettiğini görüyor musun? İşte böyle bu şekilde insanları dolandırılmaya müsait hale getiriyorlar. Ve sevgi gibiler bunu çok iyi biliyor ve yapıyorlar. Şimdi birileri kötüye kullanıyor diye aşk niye suçlu oluyor ben anlamıyorum. Umarım bir gün anlarsın adı. Ve umarım... Ay. Umarım bir gün gözün açılır. Hadi. Hadi bir tanem. Geldim. Gel. Kaç çift oldu? Son anda katılanlarla 5. İyi, iyi. Hemen kimlik bilgilerinden tüm sayfalarına gir bakalım. Tamam, bakıyorum. Hı hı. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi tanışma babında kısa bir çalışma yapacağız. Sonra dinlenmeye geçeceğiz. Yarın oldukça yoğun bir gün olacak çünkü. Şimdi çiftler lütfen yüz yüze dönün. Yüz yüze.
Hoş geldin Bora. Hoş geldin Ada. Lan dolandırıcılığın da bu kadar. Kimliklerimizi topladılar, sonra ismimizi nereden biliyorlar ha? İnanmasanız da mış gibi yapmanız gerekiyor. Malum dolandırıcılar aşkın kör edemediği insanları şıp diye tanırlar. Tamam Ada. Şu anda bunu seninle tartışmayacağım, tamam mı? Hoş geldin Tuğçe. Hoş geldin Rüzgar. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin Eda. Hoş geldin Mehmet. Şimdi elini götürmeden yapıyor, görüyor musun? Şunları es geçti, para vermediler mi acaba çok? Hadi. Kız abla ne yapıyorsun? Yasemin şuradan balı uzatsana bana. Abla. Kızım uzat, karışma işime. Ya. Aslanım güçten kudretten düştü. Bütün gün çocuğun peşinde koşturmaktan. Çocuk yapmaya fırsat kalmadı diyorsun. Abla Allah aşkına al koy şunu. Karışma sen. Yasemin bir şu sağa sola bir bak bakayım, zerdeçal var mı zerdeçal? Bak zerdeçal diyorsun abla, tepik tepik tepikliyorsun balığı. Adam ölecek Allah aşkına az koy şunu. Şimdi gözlerinizi kapatın. Önce erkekler. Partnerinizin yüzüne parmak uçlarınızla dokunun. Gözlerine, yanaklarına, burnuna. Parmak uçlarınızla. Tanıyın partnerinizi. Çünkü sevmek, gözleri kapalıyken de görebilmektir. Görebiliyor musunuz? Tamam Ada. Rüzgar gözüme uyacaksın ya. Yavaş biraz. Pardon, pardon. Affedersin. Şimdi açın gözlerinizi. Sevgilinize bakın. Gözleriniz kapalıyken gördüğünüz yüz bu muydu? Her şeyiyle. Evet diyeceksiniz. Evet. Senin gözler kahverengi miydi ya? Ha? Şimdi sıra kadınlarda. Parmak uçlarınızla. Dokunun. Yavaş, ne yapıyorsun ya? Nasılmış? Yani yine de güzel. Şimdi açın gözlerinizi. Gözleriniz kapalıyken gördüğünüz yüz bu muydu? Evet. Evet. Çok güzelsin. Çünkü seanstayız. Evet sevgili dostlar, bu akşam bu kadarlık yeter. Yarın kahvaltı sonrası görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi gidelim. Ada Bora. Gelmiyor musunuz? Seans bitti. Evet, geliyoruz. Geliyoruz. Hadi hadi. Hadi bir tane. Hadi bir tane. Yorulduk ha. Evet aşkım. Gel bir tane. İyi geceler. Sağ olun. Elinize sağlık. Geceler. Kafanıza sağlık. Vallahi Benma Hanımcığım size de çok zahmet verdik ama hani başımıza gelenleri biliyorsunuz. Her yeri böcek basmış. Ya evet duydum. Ay ne fena. Şey neyse geçmiş olsun. Ay katlanacağız artık bir iki gün daha, ne yapalım. Aslanım,
Sen kalk bir mutfağa git. Tezgahta bir şey bıraktım sana, kaşıkla onu. Hadi. Hadi. Zafer Bey, afiyet olsun. Sağ olun. Ben de bunu alabilir miyim? Tabii tabii. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Siz ne yiyorsunuz? Vallahi adını bilmiyorum ama şahane bir şey. Afiyet olsun. Hı, size de afiyet olsun, sağ olun. Saçma yani, saçmalık. İnsanların gözünün içine bak ha, baba kandırıyor bu kadın. Yani ben söyledim sana. Ben sana söylemiştim zaten böyle bir şey olacağını. He, evet, evet, evet. Siz söylediniz Bora Bey. Kesin dolandırıcı bu kadın. Kesin. Tabii dolandırıcı ya. Yok gözünü kapat, yok gözün kapalıyken yüzüne elle, yok gözün kapalıyken yüzünü ellediğin insanın yüzü... Saçma sapan çocukça şeyler bunlar ya. Bak ben biraz abartmak zorunda kaldım. Sen beni yanlış anlamadın değil mi? Yani ben kadın şüphelenmesin diye yaptım hadi. Allah, yok yok yok, iyi yaptınız. Ha iyi iyi, güzel tamam. Saçmaydı ya bu. Neydi saçma sapan? Saçma sapan şeyler ya. Bunlar hep para tuzağı. Bunlar bak başka bir şey değil. Para tuzağı bunlar. Hep para tuzağı. Tabii. Aynen. Yatsak mı biz artık? Yatalım artık. Tabii. Biz yarın saçma sapan şeylerle uğraşacağız değil mi? Yani biz biraz dinlenelim. Kafamız başımız ağrıdı. Biz biraz dinlenelim. Bizim dinlenmeye ihtiyacımız var. Sen yatakta yat. Ben yerde yatarım. Hadi. Aa, yok yok, olmaz. Öyle şey olmaz. Bora Bey, ne işiniz var sizin yerde? Siz yatakta yatın, ben yerde yatarım. Yok, mümkün değil. Hadi. Hadi. O zaman size şöyle bir fikirle gelmek isterim. Neymiş o? Ya ikimiz de yerde yatarız ya da burada yatarız. Ha. Ha. Koca yatak Bora Bey. Ben ufacık tefecik bir kızım sonuçta. Ben bir köşeye kırılırım. Siz de bir köşeye kırılırsınız. Yatarız. Ne yapmışsın ki şöyle? Böyle. Ha, yattım ben. Hı -hı. Ne oluyor ya? Şu daha evindeki saçmalıktan bir daha yaşamak istemiyorum. Ben yatakta yatacağım. Sen de yatak dışında nerede yatmak istiyorsan yatabilirsin. Hatta al bunu da. Efendim, yastık alabilir miyim? İzniniz var mı? Tabii ki, buyurun. Niye zahmet ediyorsunuz? Hanife yapardı. Elime mi yapışır? Ellerine sağlık ablam. Ben de bir işe yarayayım dediydim. Eline sağlık. Yaz bu sene bir türlü gelmedi dedik. Dedik durduk. Birden pat diye geldi. Ya öyle Zafer Bey. Çok sıcak çok. Ay nem nem öldürüyor insanı. Oh, felaket felaket. Uf, hay Allah'ım ya. Hayatım ne oluyor? Sen iyi misin? Gayet iyiyim, gayet iyiyim. Gayet iyiyim de. Oo! Hadi kalk, kalk benimle. Kalk, 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 kalk. Vakit çok geç. Oo, lafa dalmışız. Çok geç kaldık. Konu konuya açtı tabii. Saat daha 10:30. Aa, benim zamanımda büyükler derdi ki... saat 10, tak yatağa kon. Hadi Belma, hadi. Hadi Belma. Kalk. İyi geceler herkese. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Hadi Belma. Zafer'cim, iyi misin sen? İyi, iyi. Gayet iyiyim. Gayet iyiyim Belma.
Gel, 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 gel. Aslan, hadi kalk biz de yatalım. Şimdi ev sahipleri yattı, ayıp onlar gitmişken arkalarından. Böyle oturmak milletin evinde olmaz. Yasemin sen de birazdan yatarsın. Hadi aslanım de. Çayımızı içelim. Uykun kaçar aşkım. Hadi aslanım. Hadi iyi geceler. Gel aşkım benim. Gel biz de yatalım akitlice. Sabah sonra kalkarken yorgunluk oluyor. Hadi. Ah, ne güzel hayat. Keşke şu an anlatabilsem size her şeyi. Sizi kandırdım desem. Yalan söyledim. Bir sürü yalan. Masalmış gibi dinleseniz. Sonu kötü biten bir masalmış deseniz sadece. Uyumaya devam etseniz sonra. Olmaz mı? Olmaz tabii. Saçmalama Ada. Adam aşk maşk efsane masal hiçbir şeye inanmıyor ki. Of. Of. Dümdüz oldum ya. Aslan. Aslan. Odaya vahşi bir aslancık mı girmiş? Çok korkuyorum. Ya beni yakalarsa? Beni kandırıyorsun. Bana yaklaşmasını bekliyorsun. Çok korkuyorum. Aslancık. Aslan. Uyudun mu? Allah kahretmesin ya. Şu düştüğüm hale bak. Senin neyine Nergis, neyine sen Yasemin misin? Gerçi fena da değildim ha. Zahir'cim iyi misin? Son zamanlarda hiç bu kadar iyi olmamıştım. Bomba gibiyim. Bir tuhaf bakıyorsun sanki. Bırak o kremi şimdi. Ay ne diyorsun? Müzik
Allah kahretsin. Kendine gel Bora. Asadı burayı. Yazık. Komik mi? Komik olan ne? Genel gülüyorum ben. Siyahtan koyalım mı? Yeşil. Çocuk zeytin yemez belki, zorlamayın işte. Oyunusunu bilmiyoruz çocuğun sonuçta. Allah Allah. Bundan da koyalım. Bundan. Ondan yemez çocuk. Ondan niye yesin çocuk? Niye canım? Günaydın kraliçem. Günaydın. Günaydın ablam. İyi uyumuş bu benim can kuşum. Ama sen iyi uyudun maşallah. Fosur fosur. Acayip uyudum vallahi. Deliksiz. Orman havası. Bol oksijen. Mis. Günaydın. Günaydın, güzel günler olsun hepinize. Günaydın. Sağlıklı günler olsun. Günaydın. Günaydın prenses. Günaydın baba. Belma Hanım uyanmadı mı? Geliyor, geliyor, geliyor. Günaydın. Günaydın. Ay ne kadar güzel bir gün. Çık 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 çık. Duydunuz mu kuşların cıvıltısını? Ay ne güzel. Sizlere de günaydın kuşlar. Ay ne güzel bir gün, ne güzel bir gün. Ay sanki, sanki çimenler daha mı bir yeşil yeşil. Oh mis gibi. Sizlere de günaydın çimenler. Ay içimde bir müzik, bir müzik, bir müzik. Bende de ağıt yakıyorlar. Belmacığım, nasıl uyudun hayatım? Bebekler gibi mışıl mışıl. Bana bak kız abla. Burada şebeke suyuna bir şey mi karıştırıyorlar acaba? Kurt gibi acıktım. Masadaki her şeyi yiyebilirim. Hanife, nerede Belma Hanım'ın avokadolu salatası? Hanife. Hadi bakalım. Adacığım orman meyvelerinden aldın mı? Yok Tuğçe'nin ne ormanı ne meyvesi, domates peynir işte yiyeceğiz. Ay üç dilim ekmek artı bir börek almasını biliyorsun, yuvarlanacaksın masaya kadar. Yani orman meyvesi alsaydın cildine falan da iyi gelirdi anlamında. Bana bak. Hı. Dün nasıl yattınız siz? Çok güzel yattık. Rahat rahat böyle ortopedik yatak. Siz nasıl yattınız? Bora nerede yattı? Yatakta yattı. Nerede yatacaktın? Sen nerede yattın? Ah Tuğçe Hanım. Siz buraya neden geldiğimizi unutuyorsunuz galiba. Lütfen takılmayın böyle şeylere ya. Şimdi ilk önce Sevgi'nin odasına girmemiz lazım, tamam mı? Orada bir şeyler bulacağımıza eminim. Nasıl gireceğiz kadının odasına? Ya yakalarsa? Korkmayın, siz değil.
biz Ada ile beraber gireceğiz. Siz de o sırada Sevgi'yi oyalayacaksınız. Tamam mı? Tamam. Tamamdır. Güzel. Geliyor, hadi bakalım. Siz yok musunuz? Siz muazzamsınız ya. Ay, sen iyi ki tanıştık. Ya, iyi ki tanıştık. Günaydın. Her şey yolunda mı? Evet bakın biz her şey yolunda, çok mutluyuz. Evet. Çok mutluyuz. Evet. Ay Sevgi Hanım, size çok teşekkürler gerçekten. Yani bu kadar güzel insanlarla bizi kaynaştırdığınız için size minnettarım. Yani bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Dede. Teşekkürler. Anahtar. Anahtar işte bu. Gelin. Neyse. Şimdi biz Ada ile beraber masaya gideceğiz. Anahtarı almaya çalışacağız. Hı. Anahtarı aldıktan sonra gideceğiz. Odaya gireceğiz. Siz de o sırada Sevgi'ye yapışın, tamam mı? Tamamdır. Güzel. Hazır mısın? Heyecanlandım. Hadi Ada, başlıyoruz. Ben şu balıklara bakayım ya. Ben bir balıklara bakayım aşkım. Sen de balıkları besle. Hadi bakalım. Sevgi Hanım. Efendim. Müsaadenizle oturabilir miyim? Tabii buyurun. Oturacaktım zaten. Buyurun. Sevgi Hanım. Dün akşamki bir saatlik çalışma bile sevgilimle bana o kadar iyi geldi ki. Gerçekten mi? Ne kadar sevindim bilemezsiniz. Çok minnettarım size. Çok sevindim ben bunu duyduğuma. Çok mutlu oldum. O zaman sarılalım. Bir sarılayım size, bir gel. Buralara vav. Yeter. Bir tanem, hadi biz odamıza gidelim. Ay. Hadi odamıza gidelim. Gördünüz değil mi nasıl işe yaramış? Hadi gel. Sevgisiz de. Tamam, hadi. Hadi, güveniyorum size zaten. Hadi bir tane. Afiyet olsun. Sevgi Hanım, siz burada mı oturuyordunuz? Çık. Temiz, çık. Ada, sen etrafı kolaçan et, kapıyı açıyor. Hadi Ada. Aa, bize kutu kadar oda kendisi, kral dairesinde. Hadi Ada. Görüyor musun bak? Şaşırdık mı? Hayır. Ha, para sayma şeysi. Aa, Bora Bey, burada bir kasa var. Ada, uğraşma. Bunu açman imkansız. Şifre var. Hah, ne olacak şimdi? İşte bu. Ney? Göreceksin. Lütfen açık ol. Lütfen açık ol. Tamam. Ne o? Oha! Şaşırdın mı? Hayır, yine hayır. Bora Bey, siz var ya o kadar iyisiniz ki nasıl aldı burnunuz bu kokuyu? Dediniz buldunuz valla. Çok iyisiniz. Ben iyi değilim Ada. Maalesef insanlar kötü. Bunlar ne oluyor şimdi? Kimlik fotokopisiyle şirket açıp kredi çekiyorlar. Sonra da senin olan ama senin olduğunu bilmediğin bir şirketin kredi borcu yüzünden evine aciz geliyor. Ya. Korkunç. Ya Sevgi Hanım, ben de Hindistan'a bayılırım. Hele ki o dansları, kıyafetleri, değil mi? Ya biz de bir fırsat bulsak da gitsek aşkım. Hayatım kesinlikle. Bu arada ben de bayılırım Hindistan'a. Yani o dans el işleri falan gerçekten inanılmaz. Ama malum biliyorsunuz işte işler güçler bu durumlardan dolayı pek gidemedik. Evet, umarım gidersiniz. Evet. Ben şimdi müsaadenizi isteyeyim. Yarım saat içinde seansta görüşürüz. Yok ama benim size soracağım sorular var. Geç kalıyoruz ama. İlişkinizle ilgili. Daha sonra görüşürüz. Ölümü gör. Çok geç kalıyorum. Görüşmek üzere. Seans öncesi sorsak beraber bir olur. 10 dakika. Tabii mümkündür. Tamam. Afiyet olsun. Bay bay. Ne yapacağız şimdi? Nasıl haber vereceğiz? Bilmiyorum. Umarım çıkmışlardır yani. Umarım ya. Ben anahtarımı düşürdüm galiba. Şöyle bakayım Sevgi Hanım. Bunu kullanabilirsiniz Sevgi Hanım. Bora Bey geliyor. Tamam.
Tamam sakin ol. Sakin ol. Tamam sakin ol. Dur. Sen kalacaksın, ben saklanacağım, tamam mı? Saklanın. Yok. Nereye? Tamam, böyle buraya. Tamam, bağırma ses. Ses. Bak sus. Aa, geliyor, yaklaştı. İşte ya. İşte sus. Gel. Tamam, sus. Allah aşkına sus. Allah aşkına sus. Yürü, hadi durma, hadi Ada. Hadi Ada. Seni şu kediye ne olmuş da anlatmadın hiç. Duman mı? Ha, duman. Üzücü bir hikayesi var. Anlatırım sonra. Zavallı Duman. O zaman bunlardan kurtulalım değil mi? Tabii. Hadi. Allah. Kız selam, maşallah. Bu şeyde de güzel kızlar varmış. Ama benden güzelim. Benden hareketim. Yasemin abla. Kim o, nerede? Hani Yasemin abla? Ay kız. Selin. Senin ne işin var burada ya? Kız asıl senin ne işin var burada? Yasemin abla doğruyu söylesen, yoksa adanın yerine işe mi girdin? Hı? Kız benim buraya gelmemin bir sebebi yok ama artık bir bahanesi var. Neymiş o bahane? Kız sensin. Gel buraya. Kız bana bak. Evren var ya, adanın iş arkadaşı. Ha, ne olmuş ona? Bildin onu. Aa, dur bak bakayım sen bana bir. Doğruyu söyle, yoksa aranızda bir şey mi var? Kız yok, ne alakası var? Hani sonuçta kısmet bu işler. Hani gelin ata binmiş, yağ nasip demiş. Oh, ata da bindin yani artık. Kız ben o ata 3 kere bindim. 3 kere o at beni sırtından böyle tepikledi attı. Yasemin abla, pardon. Kız niye üzülüyorsun? Üzülme. Sen vazgeçenden yana, pes edenden yana üzül. Bak bana, ben burada taş gibi, ayakta dağ gibi duruyorum. Korkmuyorum, yürüyorum kısmetime doğru. 4 nola koşuyorum. Kız bana bak. Sen niye buradasın? Yoksa sen de mi adamın yerine işe geldin? Ha? Yani Yasemin ablam, ben sana şöyle söyleyeyim. Ben daha çok Bora Bey'in kuzenine çalışıyorum. Köfte or seni. Yürü düşürü mü? Anlarsın. Benden bir şey. Yürü düşürü mü, benden bir şeyler öğrenmiş. Bak görüyor musun, hınzır kızı. Sevgili dostlar, şimdi sizden istediğim şey çok basit. Soyunun, çırılçıplak olun. Kaygılarınızdan arının, korkularınızdan soyunun. Korkunu diyor rüzgar şeyini değil ya. Yapma be. Ha, öyle de salak soyunuyor. İlk ana döneceğiz hep beraber. Beyler, şimdi yere ana karnındaki cenin gibi yatın. Ve hanımlar, siz de erkeğinizi tamamlayacak şekilde yatın. Cenin. Cenin. Cenin pozisyonu, pek bunu yapmamıştık ve bu eksikti. Cenin pozisyonu. Adacığım hadi. Hadi bir tanem. Ay, herkes yattı, ben kaldım. Hadi bir tanem. Şu ayağını şuraya alır mısın? Bir bana bakar mısın, ben nasıl yatmışım? Çok güzel yattınız da. Ay. Ada. Lütfen. Sarmadım. Ne gözün diktin bakıyorsun? İnsanlar neden kavga ederken bağırır? Neden sevişirken fısıldaşır? Çünkü kavga eden iki insanın kalbi birbirinden uzaklaşmıştır. Oysaki sevişenlerin kalpleri yaklaşmıştır. Fısıltı bile yeter. Sevginizi fısıldayın. Ne oldu Ada? Daldın gittin.
duman geldi aklıma. Anladım. Çok güzel gözleri vardı. Senin gibi. Devam mı bu Cen'in pozisyonu? Ne ya, bitmedi mi? Gördüğün gibi Selin'cim, yani burası bir iş yerinden fazlası, adeta arı kovanım. Büyük bir orkestra. Sen de onların şeflerisin herhalde. Yani. son grafikler bunlar mı? Sayfa düzeni bu Ali Bey. Güzel. Düzenli olsun. Düzenli bir sayfa olsun istiyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Gülşen Hanım, son dataları bir saate odama istiyorum. Tamam Ali Bey. Tabii ki tamam. Tabii ki tamam. Ali. Efendim. Siz Bora Bey'le kuzendiniz değil mi? Evet evet, kuzen. Hatta kuzenden fazlası dost, arkadaş, kardeş, hatta sırdaş. Birbirimizden gizlimiz saklımız olmaz. Her şeyi biliriz yani. Küçüklükten beri birlikte büyüdüğümüz için çok yaşanmışlık var. Yani bazı sırlar var bizimle mezara gidecek olan. Ne gibi sırlar? Sır tutabilir misin? Tutabilirim herhalde. Bir köstebek var da içimize sızmış olan. Yani uzun zamandır onun peşindeyim. Yakında tepesine çöktüm, çökeceğim. E kim? İşte yakında tepesine çöktüm, çökeceğim. Ha pardon. Bir kahve içelim mi? İçelim. Öncesinde bir odamı göstereyim istersen. Tamam, hadi. O büyük fikirlerin, bu zihin şeyinin çıktığı yer ya. Burası işte, evet. Demek burada oluyor onlar. Tabii ki, tabii ki. Of. Demek ki beni görmeden gidecektiniz. Selin var, Adan'ın arkadaşı, belki bilirsiniz. Yasemin ablacığım dedi, benim şirkette bir işim var, bana işlik eder misin dedi. Ay ben gelemem. Ay yalvardı, yakardı, ısrar, kıyamet. Kabul ettim hani, öyle üstüm başım ev haliyle de çıktım. Çok hazırlık da şey yapamadım. Öyle geldim işte onunla. Bana söz ver. Ne sözü pardon? Beni görmeden gitmeme sözü. Ah, tamam. Bu arada adayla aramız çok iyidir bizim. Ya aramızdan su sızmaz. Diyeceğim o ki şöyle bir gün bir yemeğe çıksak, dışarıda buluşsak. Aa şey tabii, ben bakarım bir iş yoğunluğuma. Hani ona göre şey yaparız, ayarlamaya çalışırım. Hani bakayım abi. Pek bir tatlısınız, pek boşsunuz. Kim? Adı Pervin miydi? Ha Pırıl, Pırıl. Adı Pırıl'dı bunun. Yani burada böyle getir götüre bakıyor. Anlayacağız, sekreter. Hmm. Böyle pek bir memnuniyetsiz böyle bir... Yani kötü bir enerjisi var. Zaten enerjinin E'si bile yok bunda. Ya geçen bir şey istedim. O da iş uzadı da uzadı. Hadi bırak dedim, boş ver deyince de herhalde ona bozuldu. Bütün tavrı bu. Ay boş ver. Hiç bu tarafa bak. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Sinyal sesinden... Allah Allah. Ya bu Tuğçe Hanım'a ulaşmak ne kadar da zormuş. Hay Allah. Bizim çifte kuğular ne yapıyorlar acaba? Fotoğraf falan mı yollamıyorlar? Dur bakayım, şunu arayayım. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap hayda veremiyor. Hayda. Ya bunlara ulaşmak ne kadar zor bir şey. Yani falan da telefon açılmaz diye bir kaide mi var? Yani anlamadım gitti. Bak tamam, siz burada dedektifçilik oynuyorsunuz ama Celal, ha Celal'i unuttun sen. Adam bizden fotoğraf istedi ya. 3-5 tane bir şey çekelim, rahatlayalım, gönderelim yani. Çekelim. Çekelim Rüzgar. Neyle çekelim? Nerede telefonlarımız? Emanette değil mi? Almadılar mı bizden telefonları? Tamam, şurada buranın fotoğrafçısı var. Ondan rica ederiz. Oo. Peki zeka küpü, o fotoğraflar çekildikten sonra Celal'i nasıl atacağız fotoğrafları? Güvercinin ayağına mı bağlayacağız? Böyle pır pır uçuracağız mı kuşu? Ne yapacağız? Ada bak, ben burada çözüm üretmeye çalışıyorum. Sen bana laf sokuyorsun. Ya yardımcı olmaya çalışsana bana. Çözüm üretmeye çalışıyorsun öyle mi? Gözlerim yaşardı. Bak hala laf sokuyorsun. Hala laf sokuyorsun ya.
Ya ben burada sadece kendimi düşünmüyorum, seni de düşünüyorum. Tamam. Bak, tatlı maceranızı bozmak istemem. Ama dışarıda bir Celal gerçeği var. Acımasız bir gerçek. Celal ikimizin de sonu olabilir. Okay. Ah, Rüzgar. Bir dolandırıcının turist insanlardan daha rahatsız, kendinden daha emin olması benim midemi bulandırıyor. Bunun tipinde mi emniyet yok? Ben buna baktığım gibi dolandırıcı olduğunu anladım zaten. Kan çektiyse. Ne? Bir şey mi dedin? Yok, ne diyeceğim? Siz bir şey bulabildiniz mi peki odada? Bulduk. Kimlik fotokopilerini bulduk ama bizim lanet kanıtlara ihtiyacımız var. Yalnız benim nacizane fikrim, yani bu tarz insanlar tek başına asla takılmazlar. Bunların her zaman arkalarında birileri vardır. Yani bunlar organize takılır abi. Dikkat etmemiz lazım. Başımıza iş almayalım. Ne oldu? Korktun mu? Korkmak değil bu. Adacığım, akıllı davranmak diyelim. Tam sana uygun bir hareket. Sevgili dostlarım, bir günü daha geride bıraktık. Sizler için ufuk açıcı bir deneyim olduğunu gözlerinizde görebiliyorum. Şimdi size birini tanıtmak istiyorum. Dansa gönül vermiş biri. Hatta belki bize ufak bir dans gösterisi bile yapar. İnanmıyorum. Erdi. Tuğçe, senin ne işin var burada? Tanıyor musun? Tanıyorum tabii ki. Aa, canım ya. Of, çok uzun zaman oldu. Koreografimiz. Koreografimiz. Unutmamışsın. Of ya. Akşam yine birlikteyiz o zaman. Tuğçe buradan ermiş. Kız az koy. Abla az koy. Gözünü seveyim öldüreceksin eniştemi. Bir şey olmaz. Geçen sefer zerdeçalını az koydum, ondan oldu. Olmadı. Şimdi her şeyden bol bol koydum, garanti olsun. Abla ya bak, çok ısrar ediyorsun. Acaba etmesen mi ha? Ya geçtim eniştemi ben artık, tamam yani, ama sonra sen üzülüyorsun bak. Abla. Sen bunları düşünme güzel kardeşim benim. Hiçbir şey olmaz. Olacak ya, ben bu sefer biliyorum, hissediyorum. Anne olacağım ben. Olacak. Olacak tabii güzel ablam benim, sen. Çok güzel anne olacaksın. Hadi inşallah. Sen bakma ben öyle apır sapır konuşuyorum. Ben şunu götüreyim de hemen yedireyim aslanıma. Şuraları toplayıver Yasemin. Uyudunuz mu? Yok. Ben duymadım. Ne düşünüyorsunuz? Hiç. Ben hiçbir şey düşünmeden bakıyorum öyle. Ben de. Ben de öyle bakıyorum boş boş. Tavandaki su lekesi mi o? Galiba. Uyusan artık sen. Neye uyumuyorsun ki? Uyu sen hadi. Uyu artık. İyi geceler. İyi geceler. Ya Erdi, delisin sen. Evet ya, ben de çok sevindim seni gördüğüme. Harikaydı.
Görüşelim tabii, görüşelim. Evet. Tamam, tamam. Aha, yok canım. Ne alakası var? Hiç ama hiç alakası yok. Evet. Hadi ben de öptüm. Bye. Ne oldu? Bir şey mi oldu? O erdi ne ayak? Ne? Erdi, erdi. Ne ayak? Öf, Rüzgar dediğinden asla hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben çok uykum var, yatacağım. Sen de ışığı kapatmayı unutma, olur mu? Ben yerde yatıyorum galiba. Evet, bu sefer açıklamam gerekmemesi iyi oldu. Ama ermeyi dağını derler. Burada söz olmaz, aman aman. Şahlanmış geliyor aslan. Aman aman aman. Aman aman aman. Yandım ana. Zehra bu ne? Aa. Aslan. Aslan. Maçı at mı girdi yoksa? Ay ne diyorsun ya? Yandım aman. Allah. Aman. Yandım. Allah Allah. Yanıyorum. Geldiler. Neredesiniz? Kaç kişisiniz? Şahlandım geliyorum. Çifte yürek diye Recep! Erkekler. Recep neredesin? Şahlanmış bir at varmış burada Recep. Ne, Recep. Hey! Aslan Bey. Aslanım. Enişte. Aslan Bey. Şahım gelir bu ya ne? Hey. Enişte. Aslan Bey ne oldu size ya? Yandım anam yandım. Yandım. Nergis. Nergis. Şahlanın geliyor Nergis. Arkadaşlar bugün son gün, farkında mısınız? Ve biz daha hiçbir şey bilmiyoruz. Bizim daha fazla bilgi edinmemiz lazım. Tuğçe, senin şu Erdi, dansçı olan, saçma sapan hareketler yapıyor ya. Konuştun mu onunla? Bir şeyler biliyor muymuş, aradın mı ağzını? Konuştum, konuştum Bora ama arkadaş değiller. Yani Erdi'nin dans kursu var. Dans gecesine destek için aramış onu yani. Yardımsever Erdi'den de bir şey çıkmadığına göre ben olduğumuz yerde sayıyormuşuz gibi hissediyorum. Yanlış mıyım? Olduğumuz yerde saymıyoruz Rüzgar. Daha son kozumuzu oynamadık. Benim bir planım var. Ne? Ne planımız var? Anlatacağım ama sevgi geliyor doğal davranın, tamam mı? Nasılsınız bakalım? Yeni seansa hazır mıyız? Aa, yeni seansımız daha mı var? Var tabii. Ay heyecanlandı. Her seans öncesi heyecanlanıyor. Heyecanlanma sevgilim. Sakin ol bakayım. Sakinim aşkım. Biz çok hazırız seansa. Hatta hiç bu kadar hazır olmamıştık gerçekten. Hazır olmanıza gerçekten çok sevindim. Bu akşam da kapanışımızı dansla yapıyoruz. Bakın, iki ruhu birbirine dans etmekten daha çok yakınlaştıran başka bir ritüel yoktur. O yüzden kapanışımızı dansla yapıyoruz. Dansla yapıyoruz. Seansta görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Halay gibi ruhları şey yapar. Evet. Neyse. Ne yapıyoruz Bora Bey? Size dansa bayıldığımı söylemiş miyim? Son seansımızda kalbimizin tek gizli kapısı olan sırrı da birbirimize açıyoruz. Gözler kapalı, eller kenetlensin. Gözlerimizi açmıyoruz. Bu kadının elinde maskara olduk ya. Şşş, duyacak, sus. Sıkıldım ama ben. Sus, duyacak, sus. İçinizdeki en derin sırrı birbirinize söylemeye hazır mısınız? Unutmayın, kalplerinizi açmazsanız asla bir olamazsınız. Ada, içindeki en derin sırrı söylemeye hazır mısın? Fırsat bu fırsat. Söyle kurtul kızım, hadi. Söylememi istiyor musunuz? Evet. Seni dinliyorum. Hadi. Önce siz. Önce ben. Tamam peki. Ben gece yatmadan önce çok fazla yemek yersem kötü kötü kabuslar görüyorum. Bir de horluyorum. Yani horlarmışım. Öyle söylerler. Bu büyük sırrı nasıl yaşıyorsunuz Bora Bey?
Bora. Boram. Boracığım. Tanem. Abartma. İçimizle içimizden konuşuyoruz. Tamam. Daha sessiz. Çünkü kalpten konuşmalar sessiz olur. Hatta bazen konuşmaya bile gerek kalmaz. Evet hadi. Sıra sende. Ben söyledim. Sıra sende hadi, hadi. Söylememi istiyor musunuz gerçekten? Evet. Seni dinliyorum. Ada. Hadi kızım tam sırası söyle. Söyle. Bora Bey. Bu çok zor. O yüzden ben bunu bir çırpıda söyleyeceğim. Hazır mısınız? Hazırım hadi. Hazırsınız değil mi? Hazırım dedim ya. Hadi hadi. Ben evliyim. Ben Rüzgar'la evliyim Bora Bey. Rüzgar'ı sizi tavlamak için uğraşan Tuğçe'nin elinden almam gerekiyordu. Evet. Evet işte bu yüzden şirkete girdim. Size yalan söyledim. Ben yalancıyım. Ada. Ada ne yapıyorsun? Beni mi sıkıyorsun? Ada. İyi misin? Özür dilerim. Farkında değilim. Alt tarafı şu dolandırıcı kadını şüphelendirmemek için bir şeyler anlatacaksın. Anlat kurtul hadi. Hadi hadi. Duman'ı sormuştunuz ya. Kedim. Evet. Sormuştum. Onu nasıl kaybettiğimi anlatmanın vakti geldi. Seni dinliyorum. Ben bir gün işe giderken salonun penceresini açık bırakmışım. O da bir kuşumun peşinden. Tamam. Anladım. Üzüldüm. Ne? Çok üzüldüm. Üzülmeyin. Ben üzülürüm. Çünkü benim suçum o. Benim hatamdı. Beni yüzümden unuttun. Çok güzel. Ama gözlerimiz kapalı. Tabii gözlerimiz kapalı bizim. Evet. Evet dostlar. Bu akşamki dans gecemizden sonra vedalaşacağız. Gel bakalım. Dans etmek isteyip de kendisine güvenmeyenler Erdo hocamızdan dans dersi alabilirler. Onun vereceği dersten hayır gelir mi? Hatta dans etmek isteyen çiftlerimiz için kıyafet kiralama hizmetimiz de mevcuttur. Güzel. Hadi biz odamıza gidip hazırlanalım aşkım, olur mu? Gidelim bebeğim. Hadi. Hadi. Başlıyoruz. Ben bodoslama dalıyorum. Hayır, sakin ol. Dalıyorum. Tanem, sakin ol. Onlar benim terliklerim, hayır. Bir tanem, tamam, sakin ol. Bir tanem, aşkım, çok mutluyuz biz. Dergiş Hanım hala uyuyor mu? Gelir, gelir. Aslan Beyciğim, ne işiniz vardı gece gece balkonlarda? Öyle şarkılar, türküler falan. Hiç sormayın Belma Hanım. Yeminle gözü bir açtım balkondayım. Kusura bakmayın yani. Aa, rica ederiz canım. Olur öyle şeyler zaman zaman. Olur. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın Belma Hanımcığım. Günaydın. Günaydın Zafer Bey. Günaydın, günaydın efendim. Dünyanın en tatlı kız kardeşi. Günaydın aslanım. Günaydın canım. Günaydın kuzucuğum. Ay sizlere de günaydın çimenler. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Böyle çiçeklerin kokusu ta buralara kadar geliyor maşallah. Ay buranın havası çok bir ay. Çimenlere günaydın mı dedi o? Değil mi, değil mi? Güller de bir coştu, bir coştu vallahi. Mis gibi kokuyorlar, mis gibi. Hayırlısı inşallah. Ay kurt gibi de açım yalnız. Hadi inşallah bakalım. İçeriden de koy. Koyayım. Koy. Şekerim düştü ve koy. Ha gelin. Gelin, gelin, gelin. Ben...
Ben, ya sen benim bavuluma nasıl smoking koymazsın? Sen benim, ben benim bavuluma smoking koymayan kadına ne, ben seninle niye evleneceğim? Ben seninle niye evleneceğim? Sen ananın evinden smokingle mi geldin? Bana bak, anamı babamı karıştırma. Ailemi koyun, elini indir. Ailemi karıştırma bak, laflarına dikkat et. Laflarına dikkat edeceksin. Ne olur karıştırırsam ne olur söyle. Dostlar sakin olun. Yani bir smoking için birbirinizi kırmaya değer mi? Aa! Değer efendim, değer, değer. Bakın, bakın. Dans benim için bir tutkudur. Dans benim hayatımın odak noktası. Ben dansla büyüdüm, dansla yaşıyorum ben. Bakın, bakın. Ben böyleyim, ben böyle büyüdüm. Gerçekten tutkudur. Alay başı kendisi. Tabii. Bendisiz gezmiyor. Böyle düğünlerin alınan yüzü kendisi. Düğünlerden topluyorum ben bunu herkese. Vallahi da, billahi da öyle. Bakın, bakın. Ben o bin kişinin giydiği smokini giymem efendim. Ben o smokini giymem. Ben smokin kiralamam. Ha. Niye diye sor, sor niye diye sor. Niye? Hem sordum. Çünkü... Hadi niye? Çünkü o smokin, o smokin erkeğin imzasıdır. Allah İmzadır Allah. Smokin, tabii. Allah tabii. Allah. Allah o smokini şimdi ağladı. Ay bana beni giymedi. Ay keşke giyseydi diye ağlıyordu şimdi. Ya bunu şey. Bana söyleyene bakın Allah aşkına efendim. Sevgi Hanım, şunun tipine bakın. Şunun ne tipine, var? Şunun tarzına bakın ya. Lan ben mi giydim? Bunlar nerede? Sen evde de böylesin ki. Sen sanki evde farklısın. Sen evde de böylesin. Sen evde de böylesin ya. Aman, aman be. Laflara bak, laflara bak. Nerelere gideyim? Anam demişti ben dinlemedim ki, dinlemedim ki ben. Yok yok ben senin gibi bir kaba adamla, bir terbiyesiz bir adamla evlenmem istedim. Bana diye, asıl ben seninle evlenmem. Uzaklaş benden, uzaklaş benden. Sakın, sakın yaklaşma. Lütfen evlen, yalvarırım ki evlenme. Aman be. Olur mu öyle şey, hiç olur mu öyle şey? Hadi ben sizi bir... Özel bir terapiye alayım ha? Yok anam, yok bacım. Ne terapisi? Terapi merapi istemem. Canavar çıktı içinden, böyle olur mu? Ne siz yaptınız? Paramı geri verin. Ver paramı geri. Paramı geri ver. Ay sakin, sakin. Dava ederim sizi. Sakin olun. Siz burayı da, burayı kapattıracağım. Ada Hanım, lütfen. Kapattım burayı. Ada Hanım, lütfen sakin olun ama. Oldum. Bir halledeceğim ben. Bora Bey, siz lütfen gidip kendinize bir smokin alın. Aa. Tamam mı? Biz hallettik Mehmet. Olur tabii, olur. Olur. Bakın ben smokin alacağım ya. Ben şu an sinirliyim, gerginim ya. Ben smokinim yok diye ben. Yoksa ben, beni biliyorsun. Bir aşkım, bir tanem. Tamam. Tabii. Siz o zaman gidin. Tabii. Ben de alacağım. Siz de. Ben de gideyim. Ben de kocamı yalnız bırakmayayım. Ay, yok, ben de gideyim. Bakın kuralları daha fazla ihlal edemeyiz. Yani bu kadar da kavga, gürültü yeter. Ben akşam sizi problemsiz görmek istiyorum. Tabii. Ben smokini alınca bitti. Ben de her şey bitti. Biz çok aşığız biz birbirimize. Hemen yumuşar şey olur kendine tabii, gidip. Tabii biz çok çok muazzamız biz. Ada Hanım siz kalıyorsunuz. Bora Bey siz de smokini almaya gidiyorsunuz. Tamam. İki saatimiz var. Geç kalmayın. Tabii ki tabii. Biz şimdi biz konuşalım. Siz gidin biz ben gideceğim almaya. Sakin olun lütfen. Dava yok. Evet dava yok. Dava yok. Dava yok. Sinirle söyledim. Tamam. Sakin evet. Olun. Sinirle geldim. Dostlarım ben. Gideyim geleyim ben bambaşka bir adamım. Yeter bitti. Artık. Hadi bakalım. Kadın beni rehin aldı. Ada. Ha. Bak biz üstüne para versek seni rehin almazlar. Gerçekten. Sor niye diye sor. Niye? Çünkü sen normalde de böylesin. Sen şirkette de böylesin. Sen evde de böylesin Ada. Sen busun. Gerçekten öyle ben hanımcığım değil mi? Ben de diyorum ki bunca zaman sonra yani. Aa. Ay. Ne vardı onun içinde? Hiç merak etmeyin, ben size kavanoz kavanoz yaparım. Dur ben işimi şansa bırakmayayım. Kağıt kalem alayım, geleyim bende de olsa formülü. Ay, ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Vallahi iyi ki, iyi ki. Aslan. Kadına bir de diyorsun ki ben sizde kavanoz kavanoz falan yaparım. Tarif marif veriyorsun kız abla. Kaç yaşında adam damlardan, balkonlardan, tepelerden düşecek aşağı. Yazık değil mi Zafer Bey'e ya? Kız gülmez. Abla gülmesene kalk kalk. Kok kok kok. Ah baba. Hemen konuya giriyorum. Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Büyük bir dolandırıcının peşindeyim. Size de haber yapacağım. Sana bir fotoğraf yolladım. İçinde kimlik bilgileri de mevcut. Kadının adı Sevgi. Gerçek kimliğini bilmiyorum. Başka bir adı da bildi anlaşıldı çünkü. Tescilli bir dolandırıcı olma ihtimali kuvvetle yüksek o zaman. Kesin. Sıkı bir araştırmak lazım baba. Bora doğru sözsün sen. Sezgilerin kuvvetlidir. Genetiğinde var oğlum. Baba. Sana bu konuda ihtiyacım var.
Öyle mi? Sen merak etme evladım. Ben bu işi çözerim. Ama çok fazla vaktimiz yok. Anladım. Benim sana gönderdiğim konumda olacağız. Tamam, sen hiç merak etme. Ben bu işi çözeceğim ve hemen sana haber vereceğim. Baba. Sana güveniyorum. Merak etme, çözeceğiz. Hayatım. Ay, her yerde kağıt kalem aradım, bir türlü bulamadım. Vay be, bir yaşıma daha girdim. Yaşın kaç olursa olsun baba arkamda kocaman bir dağdır her zaman hanım. Ne diyorsun, hiç anlamadım. Senin oğlan aradı ve benden yardım istedi, biliyor musun? Vora doğru söz, burnu düşse yerden almaya tenezzül etmeyen adam. Ya hanım. Yardım mı? Ne yardımı, ne şahane bir şey. Hadi sen ne alacaksan al da benim birkaç yere derim uğraşmam lazım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bana bir smokin lazım ve gerçekten vaktim çok dar. Tabii. Şu olsun. Sanki benim için özel dikilmiş. Tadilata bile gerek yok. Alıyorum. Sağlıklı, güzel günlerde kullanın efendim. Şimdi mutluluk zamanı. Teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Baba, ne yaptın? Bir şeyler bulabildin mi? Sen merak etme, halledecekler. Biraz zamana ihtiyaçları var. Baba bak, bu mevzu benim için gerçekten çok önemli. Biliyorum evladım, biliyorum. Sen sadece hiçbir şekilde renk verme. Orada neler oluyor tüm detayıyla anlat bana, dinliyorum seni. Belki de Viyana. Ah evet, Viyana. Ben nasıl unuttum? Bayılırsın sen oraya. Nasıl özlüyorum var ya. Ya. Bora Bey gelmediler mi? Ya işte Sevgi Hanım, size bahsettiğim buydu tam olarak. Ekmek almaya bakkala yollayamıyorum. Adama gitti smokin almaya. Dur uçuşu yok ki bu adamın. Bakın, negatif düşüncenin sizi esir etmesine asla izin vermeyin. Unutmayın, biz evrenin birbirini tamamlayan iki kutbuyuz. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Canım yıldızım, canım gezegenim, canım sevgilim, gelir. Gelir şimdi, gelir. Yani aslında epey de zaman oldu gideli ama ben yolda olduğunu umuyorum. Şimdi biz böyle birbirimizi yiyoruz, kavga dövüş sürekli ama o beni çok sever, bana tapıyor. Burnunda tütmüşümdür ben onun, beni özlemiştir. Gelir şimdi, birazdan gelir. Çok tatlısınız siz. Evet. Ben izninizle bahçeye kadar gidiyorum, görüşürüz. Tabii tabii, lütfen. Paris'te de dans ettin yani, öyle mi? Evet. Süper. Bizim derdimize bak, bir de adamın derdine bak. Rüzgar büyükbaş hayvan. Ada, muhabbeti biraz uzak kaldın. Dans etmeyi sever misin? Yani bir öğrenme hevesim vardı. Meraklıyımdır dansa ben ama bir türlü fırsatını bulamadım. O zaman gel deneyelim. Şimdi. Hadi, şimdi. Aa! Hadi gel. Heyecanlandım şu an. Hadi dene bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgi Hanım. Gözümüz yollarda kaldı Bora Bey. Evet, evet. Ben smokinimi aldım, geldim. Dansa hazırım. Yüzünüzde güller açıyor. İyi görünüyorsunuz. Sevgi Hanım, aramızda kalsın, iyi değilim. Çok iyiyim. Yani ben istediğimi elde edince, bir de üstüne haklı çıkınca tam olarak böyle oluyorum. Akşam bütün çiftleri pistte görmek istiyorum. Tabii ki. Tabii ki Sevgi Hanım. Geleceğiz. Pistte olacağız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Dansta görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapalım? Gel. Hı. Bak şimdi. Şu ayağını böyle bir dola. Bunu. Aynen. Hı. Dola. Dola. Evet. Hı.
Evet, evet. Hocam, bu çok insan içinde yapılacak bir hareket değilmiş gibi sanki. Senin hocanın aşkta ve tutkuda ayıp yoktur Ada. Bunu sakın unutma. Bora! Ya bir şey diyeyim ya, adada çok büyük marifetler varmış. Bak biraz daha geç gelseydin kaçırıyordun gerçekten. Doğuştan yetenekli. Ay ne marifeti ya? Yarım saattir bir hareket öğrenemedi. Madem öyle bir marifet değilse, sen de bana öğretsene. Neyi öğreteyim? Tango öğretsene bana. Hadi. Yeter ki sen iste. Senyor. Senyorita bonita. Şöyle geçelim seninle beraber, gel. Ne yapıyoruz şimdi? Ne kadar esneksin. Daha önce dans etmemiş olamazsın. Sen tam bir tango kadınısın. Esneyim değil mi? Esneyimdir ben, evet. Şimdi ben bu elimi sırtına mı koyuyorum senin? Sırtına evet. Koyuyorum değil mi? Evet, sırtıma koyacaksın. Ha. Böyle ki ben hissedebileyim hareketi. Tabii, tabii. Şimdi temel adımlarla başlayalım. Sen benim adımlarımı takip et. Tabii, tamam mı? Tabii. Temelden başlamak önemli. Temelden başlayalım biz. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi sağ geri yaptık. Şöyle benim adımlarımı takip et. Oluyor değil mi? Ben yapabiliyorum. Evet. Kendini bana bırak. Hayalinin gerçekleşmesine izin ver. Tuğçe, biz ne yapalım biliyor musun? Biz biraz daha tenalara gidelim ha? Biz biraz bu kalabalıktan sıyrılalım, biz baş başa bir dans edelim seninle ha? Olur mu? İster misin? Bora, ben senin bu kadar hevesli olduğunu bilseydim onca yıldır öğretirdim. Ben çok hevesliyim. Ben dans için doğmuşum Tuğçe. Gel bakayım. Gel, 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 gel. Bravo, bravo. Müzik gitti. Ne yapalım biliyor musunuz? Artık yorulanlar biraz dinlensinler. Hocam siz müziği halledin. Yorulanlar biraz dinlensinler, biz devam edelim. Yo, yorulmadık hocam. Yorulduk mu? Hayır. Ben de yorulmadım. O zaman dans, devam. Boracığım, biz yorulduk mu? Asla yorulmadık. Asla. O zaman dans ve ben artık şu basit hareketlere geçmek istiyorum. Ben biraz daha ileri seviyelere gitmek istiyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Ben tangonun derinliklerine inmek istiyorum Tuğçe. Anladın mı beni? O zaman tangonun ruhunu hissetmek istiyorsan yakınlaşacağız. Tabii, yakınlaşalım. Ne yapıyoruz şimdi? Senin özel bir hareketin var mı göstereceğin? Biz de yakın duralım, şöyle. Şimdi şu hareket var mesela. Ay! Aa ya! İyi misin? Sen nasıl bir hocasın? Bu nasıl bir dansçılık? Ayağımı kırdın. Benim ayağım şu an kırıldı. Of, bak şu sekreterine ya. Tamam. Hocam, sizi şöyle alalım, şu müziği bir kapatın. Ben halledeceğim. Ayağım kırıldı şu an. Hanımefendi pislerin tozunu attıracakmışmış. İçinde ukde kalmışmış. Ben de meraklıyım dansa. Size ne demeli Bora Bey? Size ne demeli? Öyle kendinizi piste attınız, Tuğçe'nin beline sarılmalar, bir tavırlar, bir artistikler, bir pozlar falan filan. Neyse ki kampa geldik de içinde kalmadı dans tutkusu. Neyi yaptık geldik kampa ya? Vallahi içinizde kalacaktı yoksa bu dans tutkunuz gerçekten. İyi ki gelmişiz. Size yaradı. Dans edecek kadar iyi yani. İyi dedim ya. Ederim dans.
Peki aşağıda dans pistinde kendini neden öyle yere attın, sorabilir miyim? Acıdı. Kırıldı sandım. Ben panik atak geçirdim o sıra. Ay özür dilerim. Dans dersinizi böldüm. Çok pardon. Neyse. Hadi çıkalım. Kendinizi dansa kaptırıp sevgi unutmayın sorun. Aynısı sizin için de geçerli. Hadi hanım. Buyurun. Önden buyurun. Ne? Ha, tabii. Ben açarım kapınızı. Ben açarım kapınızı tabii ki. Buyurun Ada Hanım. Sağ olun Bora. Olsun. Kurallara uygun olsun Bora Bey. Hadi bakalım. Hocan bayağı başarılıymış. Öğrenmişsin adımları falan. Güzel. Güzel yani. Aynı şeyi tam da sizin için söyleyecektim. Bayağı kapmışsınız işi. Hocanız kuvvetliymiş. Sevgi Hanım hala arkada mı? Arkada. Görüşelim onu, merak etme. Aman şimdi göreceğim diye de ayağıma basmayın. Ay vallahi canım kıymetli benim. Canım acımasın lütfen. Endişelenmene gerek yok Ada. Sen kendi kendine zarar verebiliyorsun zaten. İnsan kendi kendine nasıl zarar verebilir? Yani teessüf ederim. Ben gördüğümü söylüyorum. Teessüfe gerek yok. Doğru. Yani sonuçta ben aşka inanıyorum ya. Sizin gözünüz açık da benim gözüm kör. Meşkin, sırası mı şimdi Ada? Aşkın dansını yapıyoruz ya. Bence tam sırası. Aşkın ve tutkunun dansı derler ya tango için. Ben o yüzden şey ettim. Anladım. Mahalle polisler geliyor. Çaktırma. Sen doğal davran. Hadi sakin olur musun? Çıkıyorum. Sevim acıyor. Hadi. Yavaş. Nereye? Daha karpuz kesecektik. Nereye? Ne haber bebeğim Su? Memur Bey, ben Bora Doğru Söz. İhbarı yapan benim. Senin gibi insanlar yüzünden insanlar aşk olan inançlarını kaybediyorlar. Katilsin sen. Katil.
kaç katile. Tutuklayın. İnsanlık namına bu kadını tutuklayın. Çok kafan çalışıyorsa gelmeseydin be. Bu kadar insan kanıyor, onlar akıllı, bir ben suçluyum öyle mi? Seni yiyorlar mı? Seni yiyorlar mı? Hayır. Yiyorlar mı? Bırakın hayır. Beni. Tamam, tamam, tamam. Asıl ben davacıyım sizden. Konuşma, konuşma. Tamam. Terbiyesiz. Tamam diyorum. Hadi yürü yallah. Yürü inşallah mobuslarda. Bora Bey, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Uzun zamandır peşinde olduğumuz bir çeteyi çökertmemize yardımcı oldunuz. Ne demek memur bey? Daha fazla insan mağdur olmasın, görevimiz. Cezasını ödeyeceksin. Teşekkürler. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teyze hoş çıktık. Çıktık. Şirkete geçiyoruz hemen. Toplantımız falan var. İş güç, koşturmaca. hallettik, merak etme. Halloldu her şeyimiz, çok şükür. İşimiz rast gitti. Manyak mıdır, nedir ya? Tamam teyzeciğim, konuşuruz o zaman. Görüşürüz, öpüyorum, bay bay. Özlemişim. Herkes bir saat içinde odamda olsun. Toplantı yapacağız. Tamam Boracığım. Güzel. Suç Hanım. Efendim. Ben size bir şey söyleyecektim. Evet Pırıl söyle. Önemli bir şeydi galiba da ne söyleyeceğimi unuttum. Hatırlayınca söylersin Pırıl. Yorgunum, uğraştırma beni. Seni tebrik ederim. Bu yazı tıklanma rekorları kırıyor ya. Aynen öyle kardeşim. Adının sayesinde. Kendi ismiyle çıkan ilk yazısı. Üstelik hiç de fena değil. Hayal gücü kuvvetli. Çok geniş bir yazma aralığı var. Gayet iyi yani. Cidden başarılı ama cidden. İddiaya kazandın. Ne iddiası? Eros diyorum. Okunu laps diye sapladım. Ali. Şimdi ben oku bir alacağım. Ha? Oğlum yok öyle bir şey diyorum. Neyi anlamıyorsun sen? Ha? Neyi anlamıyorsun? Bin defa mı söyleyeyim? Tamam. Yok öyle bir şey. Şey yapmayalım. Tamam. Yok hadi yok. Kuzen ben sana aslında ne diyeceğim? Sen bana bir şey söyleme. Benim toplantım var. Hadi sen çık. Hadi. Selin'i işe alalım. Ne? Selin'i işe alalım. Oğlum nereden çıktı şimdi bu? Nasıl nereden çıktı kuzen? Sevdiğim kız, aşık olduğum kız gözümün önünde olsun istiyorum. Özlüyorum ya. Ne olacak? Sen bu kampta hiçbir şey öğrenmemişsin ha. Öğrendim kardeşim, öğrendim. Öğrendim ben aşkın nasıl bir illüzyon olduğunu öğrendim. İnsanların gözünü nasıl kör ettiğini öğrendim. Hatta dolandırıcıların eline geçince nasıl bir silah dönüştüğünü öğrendim. Öğrendim yani ben, merak etme. Öğreneceğimi öğrendim. Ayıp ediyorsun ha. Vallahi kırıldım yani. Tamam. Yani diyelim ki tamam. Ne olacak? Ne iş yapacak burada? Ne iş vereceksin? Şey, zaten kendi işi ya. Kafeterya, bizim kafeteryayı işletecek. İyi de ha, şeyleri falan, ürünleri falan güzel yani. Yap bir babalık be. Yap bir babalık be kuzen, hadi. Şu odada bir babalık yapılsın. Tamam be Ali ya, tamam. Nasıl biliyorsan öyle yap. Güzel. Nasıl biliyorsan öyle yap kardeşim. Siz çok iyi birisiniz. Size baba diyebilir miyim? Ben esasen senin babanım yavrum. Babam. Aslan babam. Tamam, yeter. Yeter, çıkardık. Hadi, tamam. Toplantım var, hadi. Hadi. Şimdi gidiyorum ama. Ali, tamam. Yeter, hadi. Hadi çık. Çık, sunuluk yapma. Kankacığım, ben şimdi düzgün işime gidiyordum. Ne oldu dersin? Ali aradı. Ya gel bana bizle çalış diyor. Ne? Ciddi misin kızım? Uf, evet aynen kızım ama şu beyaz evlilik meselesi de üstüme kaldı. Onu ne yapacağız bir şekilde çözmemiz lazım. Biliyorum. Ali ve Bora kardeşten öteymiş. Yani yarın öbür gün söylerse yandık. Aralarından su sızmıyormuş. Hatta ortak sırrımız mı ne öyle bir şey var dedi Ali. Sır mı? Ne sırrı? Ne sırrıymış? Bilmiyorum. Şirkette köstebek mi ne varmış bulacağız diyor Ali. Ha, kesin bu video meselesini söylüyorlar. Yani öyledir herhalde. Aynen benim de aklıma o geldi. Kanka beni iyi dinle bak bu işi bir şekilde çözüyor olmamız şart. Bu işin içine ben soktum seni ben çıkaracağım sen merak etme. Ben halledeceğim. Tamam ara beni mutlaka hadi öpüyorum seni. Tamam konuşuruz öpüyorum bay bay. Nasıl halledeceksin ki?
Buyurun Bora Bey. Ada, Ali Selin'e iş teklif edecek. Duydum. Evet. Ali bana sordu. Ben de evet dedim. Sağ olun Bora Bey, teşekkür ederim. Selin için yani. Ada, bak Selin'e söyle şu evlilik meselesini daha fazla gizlemesin. Söylesin. Çünkü sakladıkça... Söylemesi zorlaşır, değil mi? Aynen öyle. Ada bak, Ali ile Selin arasında hoş bir şeyler var. İkimiz de görüyoruz, ikimiz de farkındayız. Ali iyi çocuktur, kalbi temizdir. Selin de öyle, yani benim tanıdığım kadarıyla. Eğer söylemezse, daha fazla geciktirirse... ...Ada sonra ikisi de üzülmesinler. Üzülürler, değil mi? Üzülmezler mi? Çok üzülürler. Tamam. O zaman ben ileteyim. Tamam, tamam. Çıkayım. Olur. Ah, Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım, hatırladım. Dün bir adam geldi. Siz yoktunuz. Ay, adını unuttum da şimdi. Neyse, siz kamptayken aradı. Mutlaka sizinle görüşmesi gerekiyormuş. Ama adı önemli ya hani hatırlamam açısından. Pırıl. Neydi ya? Celil. Yok, alakası yok. Ne alakası var? Hasan. Ha yok, Hasan beni aldı herhalde. Neydi ya, neydi ya? Hah, Celal. Celal Bey. Ya adam... Allah'ım ya, yazıyı yazdık bitti. Hala ne istiyor bu adam? Bilmiyorum ki, tutacağım yani. Ben odama gidiyorum. Amma darladın ya. Celal Bey. Aha. Hoş geldiniz, buyurun. Bora Bey. Merhabalar. Tuğçe Hanım buralarda mı acaba? Celal Bey, sizin Tuğçe Hanım'la konuşmak istediğiniz önemli bir konu var sanırım. Valla açıkçası var. Beyaz evlilik yapanın kim olduğunu soracaktım. Yazı belli ki belli bir kaynaktan bilgi alarak yazılmış. Kaynağın kim olduğu çok önemli. Evet. Evet, kaynağın kim olduğu çok önemli. Ben sizi buyurun Tuğçe Hanım'a bir götüreyim, bir konuşayım Tuğçe Hanım'la. Buyurun, önden buyurun. Teşekkür ederim. Ne haber? İyi. Senden ne haber? İyi. Yazın için tebrik ederim seni. Sağ ol, Evren. Hayırdır sen Evren? Hangi dağda kurt öldü? Sen beni tebrik etmezdin. Ne oldu? Söyle. Ay neyse, ne şimdi? Sen söyle bakalım. Teyzenin en sevdiği çiçek hangisi? Yasemin. Sen de böyle negatif bir şeyler var. Sen bir şeyler saklıyormuşsun gibi geliyor. Senin alıcılarının ayarları bozulmuş Evren. Benim. Senin. Ayarsız. Ada? Siz tanışıyor musunuz? Sen bilemezsin yapar.